7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Kesinlikle kim ne derse desin okul hayatını sakın hani birinin zorbalığıyla bitirmeyin. Ben bitirdim, çok pişmanım. Çok mu aşırı mı dalga geçiyorlar ki bu denli içine aklını okuldan soğuttular seni? İşte sürekli bu ilişkine maruz kalınca ben de okumak istemedim. Bence çok ayıp etmiş. İletişim kurmak için güvenlik olmak çok ya saçma değil mi? Bir odada kapalı işte duruyor güvenlikler. Neyse ona insanlık hani adab öğreteceğim ben bu programda. Ayşegül Hanımcığım, özel güvenlik işine nasıl girdiniz? Atışlarım falan da güzeldi. Top mu atıyordunuz? Normal atış. Torpil attırıyorlarmış kız kaçıranlar. Benim okul numaramın kayıtta bana 119 diye verdiler. Sonra siz benim okul numaramı 1257 diye değiştirin. 1257 diyor öğretmen, kimse sesini çıkarmıyor. Ben de bir numara bilmiyorum. Ben 7 gün yok yazılmışım, haberim yok. Sadece sarısı değil mi? Evet. Ben sadece sordum. Bence bugün Ayşegül ağlayabilir. Hanımefendi ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz öyle? Aa! Bakayım. Tamam, hanımefendi. Buyurun hanımefendi, bununla yapalım. Pişmiş gelmedi açıkçası. Bayağı pişmiş ya. Benim tavuğum pişmiş. Benim yaptığıma yorum yapmayın lütfen. Kendi neden yorum yapmayacağım? Abanıza yorum yapın. Önündeki yemeğin tadını daha bilmiyor. Bizim yediğimiz yemeklere yorum yapıyor. Güzel kızarmış bence. Kızım bu. O zaman siz bir doktora gidin. Gayet de güzel, fazla kızarmış. Fazla kızarmış. Yanık olsa, yanık böyle olsa, olması gerekiyor. Yanık olsaydı, yanık olsaydı is kokusu gelirdi. Bildiğin yanıktı, kapkaraydı. Bence eleştirileri kabul etseniz iyi olur. Çünkü etmiyorum. Yanık olduğu gözüküyor. Niye böyle bir yorumlarına karşı bir tepkililer senin? Bir şey bilmiyorlar ondan. Nazik Hanım sizce nasıl yorumlar yapıyor? Nazik yapmadı be. Öncelikle Nazik Hanım size. Teşekkür ederim. Keşke doğu geçseydim. Ne oldu şimdi? Aha. 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 Karşımda Nazik Hanım varken ciddi olamıyorum. Ömrümde böyle bir yatak seni görmedim. Cülok 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 cülok. Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'den haftanın ilk günden herkese merhabalar efendim. İnşallah çok güzel bir hafta olur, enerjik güzel geçer. Mis gibi yemekler, oh diyebileceğimiz temizliklerle karşınızda olacağımızı umuyorum. Birbirinden hamarat 5 tane yarışmacımız var yine. İlk gün yarışmacımız Bursa'dan geldi. Kendisi Ayşegül Hanım, özel güvenlik görevlisiymiş. İddialı olduğunu söylüyor ama mutfağa girmeden bilemem. Hazırsanız kapıyı çalıyorum Ayşegül'ün marifetini görmek için. Siz de o arada bu haftanın yarışmacını şöyle bir tanıyın. Kimler yarışacak? Arkanıza yaslanın. En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Merhabalar, ben Ayşegül Demir. Bursa'dan katılıyorum yarışmaya. Sivaslıyım. Özel güvenlik görevlisiyim. Evliyim. 3 tane evladım var. 30 yaşındayım. Merhaba, ben Hava Aksoy. 48 yaşındayım. Aslen Sivaslıyım ama doğma büyüme İstanbulluyum. Eşimden ayrıldım. Bir tane kızım var 20 yaşında. İthalat ihracat muhasebesinden emekliyim. Ama tekrar döneceğim. Bir ara verdim. Merhabalar, ben Nesibe Yalçın. Aslen Antalyalıyım. İzmir'den katılıyorum. 46 yaşındayım. Pazarda esnaflık yapıyorum. Merhaba, benim ismim Nazik Şensoy. 54 yaşındayım. Yozgatlıyım. 3 çocuk annesiyim. Ev hanımıyım. Onun haricinde eşimin işletme yeri var. Ona yardım ediyorum. Yatalak annem var. Ona bakıyorum. 5 torunum var. Merhabalar, ben Sude. Tekirdağ Saraylıyım. Sosyoloji 1. sınıf öğrencisiyim. 23 yaşındayım. Bekarım. Kendime güveniyorum. Yaşıtlarımdan daha iyi olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden bu yarışmaya katıldım. Bugün programımıza Bursa'dan katılan özel güvenlik görevlisi ve 3 çocuk annesi Ayşegül Hanım'a konuk oluyoruz. Yepyeni bir haftada yeni yarışmacılar, yeni lezzetler, yeni hamaratlıklar için biz hazırız. Siz de hazırsanız söz Kadir Ezildi'de.
Günaydınlar. Günaydın Ayşegül Hanımcığım. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? Çok şık bir hanımefendi görüyorum teşekkür karşımda. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Günaydın dışsız. Günaydın. Bir örteyim. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi. Bomba gibiyim. Ayşegül Hanım Tabursalardan kalkmış gelmiş. En amarat benim demiş. Programımıza evet. Şeref vermiş. Teşekkür ederim Kadir Bey. İnşallah siz dediğin kadar amaratsındır Ayşegül. Görüşeceğiz. Bakalım. Göreceğiz. Sen nasılsın dışsız? Çok iyiyim. Nasıl buldun dışsızı merak ediyorsundur çok eminim. Çok merak ediyorum. Küçüklüğümden beri hayranıyım. Sen Tarık Akan'la falan karıştırıyor mu yazık? Hayır hayır sesini tanıyorum. İddialıyım her konuda. Yani çok da özgüvenim var. Kendime güvenmesem zaten burada olmazdım diye düşünüyorum. Ev senin evin değil. Evet. Ama bugün ev sahibi sensin. Evet bu ev şu an benim yani. Benim değil ama benim. Bugün sen temizleyeceksin, sen yemek pişireceksin, misafirleri evet. Seni ağırlayacaksın. Evet. O zaman evin hanımı olarak beni bir gezdir. Buyurun. Salondan başlayalım. Hadi bakalım. Bir niyeti var salon. Ama güzel. Ferah salon ben ama. Ben de beğendim ama sanki bizim işimiz burada çok. Sanki. Güzel. Niye var mı toz mu? Bakayım nerede göster. Prizlerin üstü, prizlerin içi. Çocuklar yani, mı çizmiş? Olabilir. Genel olarak... Çocuklu ev olabilir. Temizlikle ilişkim şöyle. 3 tane çocuğum var zaten temiz olmak zorundayım. 3 çocuk yaşıyor evde. Bu ne? Çocuklar orayı... hızlı kapatmışlar. Aman hocam tehlikeli ha. Hadi Bey baktım yorumları sert yapıyorlar. Şuradan geçebilirsiniz. Sen ne fenasın. Valla ben duygularını direkt yansıtan biriyim. Yani bugün konuştuğumu yarına saklamayan bir insanım. Çat pat, küt. Yani normal, doğal bir insanım. Genel olarak kırık, bardak, kaşık, tabak bunlar hep uğursuzluk getiriyor diyorlar. Bilmiyorum ama. Belki de küçüklerin bilen... uydurduğu bir şey. Annem babam görmesin diye atıyorlar. Ha, o da olabilir. Geç. Olabilir. Atarken anne bu uğursuzluk getirdi diye mi atıyor? Gel mutfağa gidelim. Burası da mutfağımız. Maşallah. Mutfakta kalıp sabun gibi. Her yer bembeyaz. Evet. Bembeyaz ama ben buldum bir şey. Ne buldun bakayım? Ocağın yanında. Ayşegül Hanım bayağı takıntılı yalnızdı ses. Yok, çok ince yerleri buluyor. Ama görüyorum. Görüyorum. Buldum diyor da bir yer gösterdiği de yok. Bakın şurada pervazları. Ne var orada Allah aşkına? Sabah ikramlığım sana. Bakayım Allah aşkına bir çek. Kadir Bey Allah aşkına bakalım. Şuraya Allah bak. Aşkına Kadir geç. Bey o ne? Vay 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 vay. Ben gördüm. İlk yemin ederim bak ev sahibi Ayşegül görse saçını başını yiyorlar. Dedi ki kız bunlar ya. Dış ses gördün mü? Görmedim. Gördün bence de işine gelmedi. Benim çocuklarım küçüktü mesela. Ondan şey alıştım ben. Akşam çocuklar yatmadan evi bir süpürüyordum. Çocuklarımı yatırdıktan sonra elime işte toz bezini, koltuk sileceksem ayarlıyordum. Efendim en amarat benim de haftanın ilk günü heyecanlı. Sizler gibi bizler de yaşıyoruz. Merak ediyoruz bakalım bugün kapıdan kimler gelecek? Hepsinin marifeti nasıl görelim? Bakalım zaman... dillerinde mi var sadece? Hadi bakalım geç göreceğiz. Akşama güzel bir final bizi bekliyor. Çok çetin bir hafta diğer arkadaşlarım bekliyor. Belki bugün özel kendi günüm diye biraz onlara sessiz kalabilirim ama diğer günler artık bilmiyorum başları dertte gibi. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun, sizi şöyle alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Sude Hanımcığım, merhabalar efendim. Memnun oldum. Merhabalar. Hava Hanımcığım, merhabalar. Ayşegül Hanım'ın karşılaması çok güzeldi ama kendisi çok heyecanlı ve bunu da bize hissetti. Yani daha doğrusu bana hissettirdi diyelim. Fazla kasmıştı kendini. O enerjisini ben de hissettim. Hani bana kadar yansıdı. Böyle bir mahalle toplantısına gelir gibi karşıladı bizi. Evet efendim, bugün ev sahibimiz Ayşegül Hanım. Kendisi de sizler gibi iddialı yarışmacı. Evet. Yani sabahtan öyle konuştu. Şöyle kısaca bir tanıyalım daha sonra sizleri de tanıyacağız tabii efendim. Tabii bir alışalım yavaş yavaş birbirimize değil mi? Evet Ayşegül'cüğüm biraz bahset kendinden bize. Ayşegül Demir, Sivaslıyım. Yarışmaya Bursa'dan katılıyorum. Eşimin görev yeri orada olduğu için. Eşin ne işle meşgul? Askeri personel. Hmm. 3 tane evladım var. Oh maşallah güzel. Kaç yaşındasın? 3 tane de çocuğum 30 var. 30 yaşındayım. Erken evlendim. Ama erken kalkan yol alır dedikleri. Evet. Kız erkek? 1 tane kızım, 2 tane oğlum var. 2 tane oğlum evet. Var. Sen çalışıyor musun peki? Ben özel güvenlik görevlisiyim. Aynı güvenlik zamanda görevlisi. Sosyal medyada aktifim. Ne yapıyorsun mesela sosyal medyada aktifim derken? İçerik üretiyorum çocuklarımla birlikte. Ayşegül Hanım da içerik üretiyormuş. Ben de içerik üretiyorum ama kulvarlarımız farklı. Peki bir şey diyeceğim. Eşinin çalışma saatleri nedir? Sen çünkü bayağı anladığım kadarıyla sosyal medyayla meşgul oluyorsun. Eşim... Adama ne ara vakit ayırıyorsun? Tabii. Eşim şöyle söyleyeyim. Eşimi göremiyorum yani işinden dolayı. Çok göremiyorum. Ben çocuklarlayım. Kaçtı mesela? Kaçta geliyor? Kaçta gidiyor? Ya şimdi ne zaman geldiği ne zaman gittiği belli olmuyor yani. Fark etmiyor. Bir an geliyor yani 2 saat sonra gidebiliyor. Eşin askeri derken mesela yani tabii açabilirsin.
anlatabilir misin azıcık? Ya uzman çavuş. Uzman çavuş. Ha. Evet. Üç çocukla ne kadar tecrübesi olabilir? Çocuklara bakmaktan yemek yapmaya fırsat olmayacak. Yani tecrübesi bence kıt. Peki sen kaçta gidip kaçta geliyorsun işe? Çocuklara kim bakıyor? Şöyle çocuklarım küçük olduğu için hafta sonları gidiyorum zaten. Yani şöyle maçlara gidiyorum şu an sadece. Ha, sadece maçlara evet, gidiyorsun. Evet evet. Yani normal bir işe girmiyorum. Peki hani maddi olarak cidden ihtiyacın olduğu için mi çalışıyorsun? İhtiyacım yoksa olduğu için değil. Dışarıda da aktif olmak için. İçeri kapanıp da böyle sürekli kendi kendime konuşmamak için. Değişik kendimi o işe layık gördüm ya. Hayır meslek güzel de ne bileyim bir anda evde canım sıkılıyor gideyim güvenlik olayım. Bence saçma değil ya. Niye saçma olsun ki? İnsanlar istediği işte istediği yok, şekilde çalışabilir. Yok hayır. İletişim kurmak için güvenlik olmak çok ya saçma şöyle, değil mi? Bir odada kapalı duruyor güvenlikten. İletişim derken insanlarla sürekli içli dışlı olmak için yani. Ama güvenlik sanki çok uygun değil. Odada kapalı olanlardan mısın? Hayır hayır ben cihazda aynen aynen. Ha yok her gün birini görüyorum. Arama falan yapıyorum. AYM'dekilerden. Rakiplerimi çok da güçlü görmedim açıkçası. Yani onlardan çok bir ümidim yok. Peki eşim buna ilk başta hemen izin verdi mi yani? Eşim sağ olsun her konuda izin veriyor bana. Ay güzel. Hani o konuda çocuk var ya Ayşegül dur bakalım nereye gidiyorsun çocuklara kim bakacak falan. Yo yo. Çocuklarını büyüttüm ama artık ha, yavaş yavaş şimdi kariyer zamanı. Çocuklara niye yemek öğretin ben şimdi anladım. Kendi başlarını sökersinler. İşten gelince falan yemekler hazır olsun. Vallahi o yüzden değil. Sadece kendileri gelişsinler, öğrensinler yok. Diye. İyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Eline koluna sağlık. Allah peki razı. O zaman bir kahve yaparsan içeriz değil mi? Tabii bir kahvesini. Evet. Hanımlar kahvelerinizi nasıl istersiniz? Ben şuna da yordum. Eşinin mesleğinden dolayı da belki eşini öncelik olarak gördüğü için olabilir. Ama kendi memnun olduktan sonra ben saygı duyuyorum. Ben şekerli içiyorum. Sade tamam. Hayatta kahve hemen içerim. Getiriyorum. Ben Küreşenin içim. Yanında bile çayın içine şeker atanlar. Yani bayanlarda kilo problemi olduğu için şekerden uzak. Şu an eritiyorum Nazik abla dur. Hele yolun başındayız. Biz su da içsek yarıyor. 5 litre su içiyorum. 5 litre. Gerçekten. Maşallah. 5 litre su içiyorum. Doktor mu tavsiye etti? Evet doktor tavsiyesiyle. Sonra kendimi alıştırdım. Vücut alıştı. O suyu içmediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum. Şimdi bir ara televizyona bir teyze çıkmış diyor kavanozlar lok lok lok. Benim kavanozum. Benim kavanozum, şişem, bidonum hep yanımda gezer. Ayşegül Hanım, Sude Hanım biraz ters konuşmuyor mu? Ters. O bence büyümemiş ben bu programda onu büyüteceğim. Neyse ona insanlık hani adap öğreteceğim ben bu programda. Ya ben onların hepsinden adaplı olduğumu düşünüyorum. Yani ona göre saçma gelen şey benim mesleğim yani. Çok tuhaf kendi ne yapıyormuş neyse onun gününde de onu göreceğiz bakalım. Bence Ayşegül çok kırılgan biri gibi duruyor böyle. Hani sanki eleştirileri kaldıramayacak gibi. Bilmiyorum çok üzülecek bugün. Sanırım Sude beni dişli görüyor. Kesinlikle başka bir açıklaması olamaz. Ama saçma olan bir şeye ne dememi bekliyor? Şimdi biraz da sizi tanımak istiyorum ben. Geldiniz hamaratım dediniz ama evet. Sizler kimlersiniz seyirci de merak ediyor. Nazik abadan başlayalım. Evet. Nazik abla nerelisin, kaç çocuğun var, ne işle meşgulsün bir anlat bize. Ben Yozgatlıyım. İsmim Nazik Şensoy. 3 çocuk annesiyim. 33 yaşında oğlum var. Maşallah. 30 yaşında kızım var. 21 yaşında bir kızım daha var. Kahvelerimiz geldi. Oğlum evli. Kadir Bey şu yeşili size çok alın. Özür dilerim lafınızı böldüm. Şekerli, hangisi? Şekerli olan. Şu yeşil dur evet. Şöyle alayım. Ayşegül'ün kahve sunumunu beğendim diyemeyeceğim. Klasik hani normal anne babamıza yaptığımız kahve gibi. Su olmazsa olmaz kahvede. Ya bir tane de tarçın. Kahve biraz küçük ama biliyorum. Bir tane de tarçın atsa ne olurdu? Bir davet misafirine gittiğin zaman önce büyükten küçüğe doğru gidilir yörelerimizde olsun, genel kültürümüzde olsun. Tarçın şekere de iyi geliyor diyorlar. Evet, benim bütün vücuttaki şekerimi, oksitlerimi attı. Maşallah. Ne şekerim var, ne kolesterolüm var, ne tansiyonum var. Allah azardan saklasın. Maşallah. Hı hı, 54 yaşında olduğuma rağmen. Maşallah. Herkes de benden şey alır, gelir. Tüyü alır. Evet, bana sorarlar. Gördükten sonra. Kaç senelik evlisin Nazik abla? Şöyle. 34 senelik evliyim. 34 senelik evlisin. Evet, 34'e girdim. Abi ne iş yapıyor? Eşim aşçı emeklisi. Aşçı emeklisi. Aa, aşçı karısısı. Kendim de aşçıyım bu ara. Vay. Nazik Hanım'ın konuşmaları beni hiç yani tedirgin etmedi. Onun aşçı karısı olması bir şey değiştirmez. Benim mesela eşim pilot olsa ben uçmayı bilecek değilim yani. Ne alakası var? Göreceğiz. Ne oldu Nesibe Hanım? Göreceğiz. Aa, o kadar heveslenme derdi mi? Yani. Yani eşimden öğrendiğim kadarıyla bir de kendimi geliştirdim. Eşinden öğrendin sonra sen de bu mesleğe mi evet, heveslendin? Evet biz kendi şeyimiz var. İş yerimiz. Hani lokantamız falan evet. Mı var? Evet. Pastane. Şimdi. İddialıyım diyorsun o zaman. Çok iddialıyım. Korksunlar mı senden? Ben çok iddialıyım bu peki, konuda. Peki Nesibe Hanım'ı dinlemek istiyorum. Nazik Hanım iddiasını ortaya attı. Var mı arttıran? Nesibe Hanımcığım buyurun. İddialıyız tabii. İddialı olmasak burada olmazdık. Adım Nesibe Yalçın. İzmir'den geliyorum ama aslen Antalyalıyım.
Pazarda tezgahtarlık yapıyorum. Oh, ne hangi ne tezgah? Giyim üzerine. Giyim üzerine. Kaç çocuk var? Bekarım. Bekarsınız. Aa, en güzeli, kafan rahat. Bekarlık sultanlık. Hayat ya, bence herkes, sultanlık çocuk doğru. Herkes şey. Şimdi ben bazen hani boşananlar da bekarım. Yok, ama yere de bağlı olacaksın ama. Hiç evlenmedim. Hiç evlenmedim. Hayır. Pişman mısın peki? Hayır. Bundan? Hiç de pişman olmadın. Hayır. Oh, ne kadar güzel. Kardeşlerimin çocukları var. İki, yani bir kız bir erkek. Onların çocukları var. Ve bir tanesi zaten bizde. Hani altı üstü otuz, annesi çalışıyor. Sesim bozuk, kusura bakmayın biraz. Estağfurullah. Ona biz bakıyoruz. Yani gerek yok. Çocuk kısmını orada hallettim aynen, diyorsun. Aynen, gerisi de gerekli değil zaten. Değil, birine bağlı olman lazım. Yok, değil. Annem evet, var. Toruna annem bağlı olacaksın. Torun da var annemin, torun hiç fark etmez. Evine önemli bağlı olan olacaksın. Doğurmak değil, bakmak. Sonuçta biz de bakıyoruz. Yani torun olmayabilir ama gerçi kendi evladı değil ama kendi evladından daha başka. Sen mutluysan gerisi mutluyum, problem tabii değil ki. Ama Nazik abla da kendince fikirlerini söylüyor tabii. Ya tabii herkese fikrine saygımız evet var. Şimdi bir de tadılmayan bir duygu ya, belki tatsan dersin ki ah keşke ben de daha önce evlenseymişim, daha önce vallahi çocuğum olsaymış. 40-46 senedir hiç böyle bir düşünmedim. Ben bütün evlenmeyenlere tavsiye ediyorum. Oh maşallah. Ya 20'yi geçmeden evlenecek. Kendi fikrim. Yani cahilken mi evlensin? Ben yani 20 yaşımda evlendim. Yok, bence hiç çok erken olmadım. 20 yaş. 20 yaş cahil çok bir yaş. Evet, cahil bir yaş değil. Bence yaş çok erken. Demek ki sen 20 yaşında kendini cahil görmüşsün. Evet, gerçekten çok olgun bir yaş. Ben görmedim mesela cahil. Cahil görsem evlenmezdim herhalde. Ya i̇şte cahil olduğunuz için. İşte sen cahil gördüğün için demek ki. Sen 20 yaşında bence evlenebilirler. En güzeli 25'ten sonra en güzelidir. Cahillik kısmı dediğin hani yaşın vermiş evet, olduğun evet, açıkçası yok o yüzden. Evet evet o yüzden. Şimdi yanlış anlaşılmasın tabii, da. Tabii tabii yanlış anlaşılma olmasın. Sen kaç yaşındasın Sude? Ben 23. Hala ben kendimi cahil hissediyorum. Ya saçma sapan şeyler bir faydası olacağını düşünmüyorum. Hava Hanım siz... Efendim nerelisiniz? Kaç ben, çocuk var? Ne işle meşgulsünüz? Aslen Sivaslıyım ama doğma büyüme İstanbulluyum. Bir tane kızım var 20 yaşında. Allah, Allah herkesin evladını bağışlasın. Eşimden ayrıyım. Muhasebeden emekliyim. Güncel hayatın koşturması. Şu anda ara verdim pandemiden dolayı ama tekrardan döneceğim sahalara diye. Ne işle meşguldünüz tekrar? İthalat ihracat muhasebesi benim. Şu anda evdesiniz. Şu anda evdeyim. Nasıl peki ya o hani... Gelir kaynağı nedir? Şimdi çalışmıyorsunuz ya onu merak ettim. Birikimler sağ olsun. Birikimler, aman hazıra dağda yanmasa evet. Zaten şey yapacağım. Evet. Bir mola vermek zorunda kaldım. Belli birkaç ay sonra sektöre geri hadi dönüş bakalım, yapacağım. Hayırlısı. O arada Allah dedin yarışmayı da aradan çıkartayım. Aynen öyle çünkü çok sevdiğim bir iş. Daha doğrusu beni psikolojik olarak rahatlatmasını çok seviyorum. Mutfakta yemek yap. Aşırı derecede. Sude'ye gelelim şimdi, anladığım kadarıyla aramızdaki en genç yarışmacı. Evet. Tecrübe konusunda bilmiyorum ne kadar tecrübelisin ama kendine güveniyorsun, buraya geldin. Evet. Ne yapıyorsun Sude, okuyor musun, çalışıyor musun? Şöyle ben Tekirdağ Saray'dan geliyorum. Aslen Tekirdağlıyım. Sosyoloji okuyorum açık öğretimde, birinci sınıfım. Belediyede çalışıyorum, Saray Belediyesi'nde. Annem vefat etti kısa zaman önce. Başım sağ olsun. Şöyle yani ben 10 yaşından beri evdeki yemeği, temizliği, her şeyi ben yapıyorum. Küçükken de zaten annem çalışıyordu. Yani evin küçük annesi gibi bir şey. Maşallah. Yaşım nedeniyle beni hafife alıyorlar ama onları çok şaşırtacağım. Ayşegül, baban sırf sen evlenme diye, yani erken yaşta evlenme diye evet, seni Sivas'tan İstanbul'a gönderdi mi? Evet, gönderdi. Kimin yanına gönderdi? Halamın yanına gönderdi. Halamın yanına. Ne evet kadar kaldın orada? Bir ay falan kaldım. Bir ay mı tutabildi seni? Evet. Bir ay sonra... Zaten gider gitmez sözlendim. Nasıl? Orada mı sözlendin? Yok, memlekete döner dönmez. Ha, geri döner dönmez. Evet. Peki babana vermeme sebebi neydi hani? Babam köyün içinde yani köyün içinde oldukları için bir de sülale olarak çok haz etmediği için vermek istemedi. Allah Allah. Hani... Kendin uygun bulmamıştır. Babalar bazen öyle oluyor. Babaların babalar seçici kızdığı oluyor, kıymetli oluyor. Evet. Babalar kolay versin. O sülale benim bana uygun değil. Kesinlikle olmaz. Yani evet. İşte siz uygun bul, kendilerine uygun bulmadıkları aynen için. Aynen o şekilde aynen vermek istemedim. Nasıl direttin peki? Vazgeçmedim. Anne babasını dinlememiş. Bence çok ayıp etmiş. Gördü ki ben böyle gizliden eşim şeye bakıyordu. Bizim böyle nasıl diyeyim size, yüksek bir tepe gibi bir yer var. Oradan bana bakıyordu, ben ona bakıyordum böyle. Artık onları da yakalayınca... Babam baktı bakışma ki bu aşkın önüne geçemeyecek ama isteyerek mi verdi peki? Hadi tamam bebe, hadi olsun mu dedi? Aynen isteyerek verdi. Ha, isteyerek şu an verdi. Şu an eşi çok seviyor. Olmuş. En sevdikleri eşim yani. Usulünce onların huyuna giderek o insanla karşılaştırarak, oturup konuşturarak o insanların eş adayımı sevmesini isterdim. Peki bir şey diyeceğim. Eşinin ailesi bu duruma ne dedi? Şimdi bu taraftan istenmiyor. Tabi yani oğlan istiyor ama bazen aile diyor ya hayır istemeye gitmeyiz, bizi istemiyorlar. Öyle bir olay şöyle, oldu mu? Şöyle eşimin ailesi bu duruma tabii ki de eşime karşı çıkıyorlar şey yapıyor ama diyor ki hani Ayşe olmazsa kendime zarar veririm.
Ne aşkmış gördün mü? Öyle değil. Ailesini tehdit ediyor. Evet, tehdit ederek işte beni hissetmeye falan geliyorlar. Benim çocuğum öyle yapsa biz asla affetmeyiz. Peki sen en başta beyefendiden hoşlanıyor muydun? Sonra mı? Ha, şöyle biz beraber okuduk zaten. Ben onun serviste çok gıcık bir tip olduğu için çok bulaşmıyordum. Ama o bize bulaşıyordu ve nefret ediyordu. Bir sene ben görmedim, çalışmaya başlamış. Beni soruyormuş işte, numaramı falan istiyormuş. Ben de bunu aradım. Hani merak ettim, bu benim niye numaram istiyor? Niye peşime düştü yıllar sonra diye. Sesini duydum, sesine aşık oldum. Hatta o değil diye tahmin ettim. Sonra dedim, kardeşim aradı sizi dedim. Dedi ki, seni tanıdım dedi, Ayşe sensin dedi. Sonra sesine aşık olduğum için işte öyle böyle. Sonra dedim ki, biz şimdi neyiz? Konuştuk falan. Biz şimdi neyiz dedim, hani konuşuyoruz ama dedim, biz neyiz? Peki adamın dedi en sonki görüntüsünü görmüş müydün? Hani liseden, okuldan sonra sadece... En sonunu görmedim, sadece sesine aşık oldum. Büyük aşık, büyük aşık. Sesine büyük aşık oldum. Büyük cesaret, büyük sesle hiç gelmez. Ya sesi aşık olur ya göze aşık olunur. Ses ne ya? Önce bakışına aşık olması lazım. Kuşta da ses var. Yani Ayşegül, ben buradan bunu şunu çıkarttım. Ayşegül eğer bir şeyi kafaya koyduysa... Evet. O ya olacak, aynen öyle. Ya olacak. Aynen öyle. Aynı buraya katılman gibi. Aynen öyle. Parayı kazanırsam gözümü bile kırpmadan çocuklarımı harcayacağım. Beni olarak bize ne hazırladın? Şöyle karşındaki kameraya bir sayar mısın bakalım? Bakın. Evlilikte gösterdiğin istikrarı menüde gösterdin mi? Tamam. Çorbam bıt bıt çorbası, ara sıcağım cantık ve yoğurtlu patates çanağı, ana yemeğim köfte değil kebabı ve yanında pirinç pilavı. Salatam Amasra salatası, tatlım kalbura bastı tabii ki Sivas. İddialı gelmedi, çok hafif geldi bana menüsü ve uyumsuz buldum menüyü. Daha iddialı yemekler beklerdim. Arkadaşlar derin bir nefes çekin, yarışma yeni başlıyor. Haydi bakalım efendim, görüşmek üzere. Herkese teşekkür ederiz, sağ olun, buyurun. Ayşegül'ün menüsünü çok basit de bulmadım, çok güçlü bir menü de değil ama marifetine göre bakacağız. Mesela Ramazanlarda sade ev halkına yapılan bir menü bence. Haftanın ilk gün yarışmacısı Ayşegül Hanım'ın mutfağında değişik bir değişik tarifler, güzel mi güzel lezzetler var. Bunu sanır ufak tefek taşlar keman olunmuş. O yarimin kaşları keman olunmuş. O yarimin kaşları. Hava! Sadece sarısı değil mi? Evet. Ben sadece sordum. Hanımefendi ne yapıyorsunuz Allah aşkına, ne yapıyorsunuz öyle? Bakayım. Buyurun hanımefendi, bununla yapın. Bence bugün Ayşegül ağlayabilir. Ağlarsa ağlasın, bana ne ya? Allah kahretmesin seni. Mandıra mandıraya çorba kesiliyor, ben ona bakmam lazım. Suya masa tadına bütün numaralar. Benim farkıma, hadi bakalım notlar girsin çorbamıza. Hoba! Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile en hamarat benim de. Sen bilmiyorsun. Benim bilmediğim bir şey söyle bana. Efendim merhabalar, haftanın ilk temizliğinden herkese selamlar, sevgiler. Hadi bakalım Ayşegül, kafaya koyduğun her şeyi yapıyormuşsun. Yapacağız. Güzel bir temizlik önce yapalım. Önce bir halay çıkalım, şu tarafa gelin. Bak. Halay. Enerjiyi görüyor musun? Elinsin yollarına, çıkayım dağlarına. Bırak beni bırak, ölüm gitmez zoruma. Vay hadi. Maşallah Sivan Allah. Bugün o zaman bol bol Serdar Bağcan'ı alacağız. Hemen fincanları toplayalım. Hemen. Bir şey diyeceğim. Sen makineye çamaşır falan mı attın? Makine çalışıyor sanki. Evet, hatta bitmiş olması lazım. O zaman onları topla. Makineye bakın hadi. Hadi doldur tepsiyi de. Tamam. Doldur hızlıca. Siz de bunları toplayın. Tüh. O bir de çok çabuk yanıyor ha. Evet, hemen bunları mutfağa atıyoruz. Gel bakayım sen makineye ne yaptın. Ayşegül Hanım temizlik yapar ama titiz olduğunu düşünmüyorum. Ya ama maşallah yani Ayşegül, sen çamaşır yıkamıyorsun ki, haşlıyorsun anacığım. Ne bileyim, Kadir Bey daha temiz oluyor gibi geliyor. Yok anacığım, yapma sen öyle. Tamam, yine at makineye çamaşırlar ama soğuk suda yıka. Soğuk suda daha mı temiz oluyor? Tabii çok daha iyi oluyor. Hem ne günah var, çamaşırları yazık günah, haşlıyorsun bir de onları. Evet Kadir Bey, haklısınız. Tamam, bunu da hallettiğimize göre hadi kalk temizliğe devam ediyoruz, yürü. Ayşegül Hanım çok feda, yani çok iyi bir temizlik çıkaracağına inanmıyorum. Hadi gel bakalım. Evet Ayşegül Hanım, evet çok kirli dedin. Evet. Nereden başlıyorsan başla bakalım temizliğe. Önce süpürerek başlıyorum. Hemen aç o zaman. Sana zahmet o süpürgenin ucundakini çıkar, öbür şeyi tak, aparatı tak. Aman! Allah kahretmesin seni, ödüm yüreğim oynadı. Selamun kavlen. Vallahi dokunmadığım ayağım çarptı. Nasıl bir ayak var sende öyle haftanın ilk gününde? Ayağım çarptı, kusura bakmayın, koy yerine. Yerinde dursan çarpmayacak koskoca adam. Kadir ama baksana, bu da sallantılı bir şeymiş. Evet onu ucuna bize getirmişler. Bize pusu kurdu resmen. Bizim setin yaramaz çocuğu dış sestir. Böyle arada döker, takılır. Sen alışkınsındır üç çocuktan zaten de. Alışkınım yani, beni yıldıramazsınız. Bana çorap lazım.
lazım. Aralarıma sokacağım, belki değerli bir şey vardı. Yok kız, bu evde öyle değerli bir şey olacağını zannetmiyorum ben. Vardır kardeş bir yerden. Aa öyle mi? Dur benimkini çıkartayım. Allah kahretsin. Alın. Ay. Senin ayağın bu kadar küçük mü? Dışarıdan da heybetli duruyor. Aa! Ya. Saçlara bak. Bir şey diyeceğim. Ya, bu çok Kadir güzel Bey. Bir taktik. Ama akraba evinde yapmalıyım ben bunu. Kesinlikle deneyin. Ama daha neler neler çıkıyor. Bugünkü paniğiyle dip köşe yapmaya da kalksa mutlaka bir yerde bir şey bırakır. Bence Ayşegül temizlikte iddialı değildir. Tabakayı görüyor musun? Evet. Japon yapıştırıcısı bu. Ama... Senin daha iyi bilmen lazım. Evde 3 çocuk olduğu için her gün Allah bilir nereleri siliyorsun. Nereleri silmiyorum ki? Bir ev hanımı 3 tane çocuğum var dedi. 3 çocukla ne derece yetiştirebilir onu bilemem. Sen böyle azimli ve hırslı bir kadınsın. Evet. Kafaya koyduğunda yapıyorsun. Koydum. Çocukken de böyle miydin peki? Çocukken işte diyorum ya, dedem öğretti her şeyi. O yüzden küçüklükten alışınca... Dedem öğretti derken? Yemekle ilişkim dedemin beni yaylaya çıkarmasıyla başladı. Babaannem o zaman hastaydı ve ben yanlarında gittim. Orada dedem işte pilav yapmayı, yemek yapmayı, her şeyi, ekmek yapmayı. Ekmek yapmayı, evet. Vay be, ne dedeymiş maşallah. Her şey öyle, temizliği işte, kaldırmayı, yıkamayı. Babaannen rahatsız mıydı dedin ya, rahatsız diye. Babaannen yani öyle çok... Alzheimer'dı. Sürekli kaçıyordu. Yani hayatı bana dedem öğretti. Öyle söyleyeyim size. Peki çocukken de bu kadar özgüvenin var mıydı? Hani kendine güvenin, ben yaparım diyebiliyor muydun? Çocukken diyemiyordum. Niye diyeceksiniz? O zamanlar ben bir şey geçirdim. Nasıl diyeyim? Travma şeklinde bir şeydi. Böyle annemle işte, annem hayvanlarımızı sulamaya gidiyor. Kim aldı bilmiyorum. O zaman babam da şeyde çalışıyor. Hani başka şehirde, İstanbul'da. Biz köydeyiz. Abur cubur oraya nadir alınır yani. Sürekli gelen bir şey değil. Ben merak ettim. Hani gittim. Hani 8 yaşlarında mıydım? 3. sınıfa gidiyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. Poşetin içine yani merak ediyorum. Hem yiyeceğim hem bakacağım. Sulamadan inek, annem diyor ki oradan, hani onlar kaçarsa sana sorarım. O korkuyla ben de hemen ineğin peşinden gideyim. İnek beni vurdu işte bir tahla. Kepik yedi inekten. Evet, can havli koştuğumu ve sonrasını hatırlamıyorum. Baygınlık geçirdi. Ondan sonrasında dişlerim şöyle öne geldi. Oo. Evet, yani 23 yaşıma kadar o dişlerle yaşadım. İnek ağzına mı vurdu yoksa evet, düştüğün için? Evet, ağzıma vurdu. Yukarıda rom. Ondan sonra benim özgüvenim bir gitti. Bitti. Dişler bozulduğu için. Gitti. Bayağı mı öne geldi? Bayağı öne geldi ve çok kötüydü. O dişler öyle olunca herkes böyle bir tuhaf bakıyor sana. Okul hayatım mesela. Çok zorbalığa uğradım o dişlerim yüzünden. Akran zorbalığı. Evet. Dalga mı geçiyorlardı? Evet. Şey diyorlardı, çapa dişli falan. Çapa dişli. Evet. Çocuklar çok acımasız oluyor ya. Çok acımasız oluyorlar. Buradan söylemem, hani mesaj verecek olsam söyle, okuyanlara. Söyle. Kesinlikle kim ne derse desin okulu, hayatını sakın hani birinin zorbalığıyla bitirmeyin. Ben bitirdim, çok pişman oldum. Sen okulu yani liseden mi bahsediyorsun? Ortaokuldaydım. İşte sürekli bu ilişkilere maruz kalınca ben de okumak istemedim. Keşke okusaymışım ama. Şimdi zor oluyor. Okuyorum. Allah razı olsun. Eşim destekliyor ama yani çok eski yani. Bilgilerim çok eski. Sürekli araştırıyorum. Sürekli şimdi araştırıyorum. Okul hayatı, okul arkadaşlığı, okul günleri bambaşka bir şey. Her ne kadar açıktan okumak diye bir şey olsa da yani o çocukluğunu yaşayamadın sen aslında evet. Bir yerde. Çok mu aşırı mı dalga geçiyorlar ki bu denli içine attın ve okuldan soğuttular seni? Burada böyle olmak istemiyorum ama çok yani öğretmen olmak istiyordum ama artık geçti yani. Yani şu an hani istesem yine ben azimli bir insanım. Onu da olurum ama. Eminim canım, yaparsın ama işte, hayallerinle oynamışlar. Evet ama yani sakın öyle bir şey yapmasınlar. Okusunlar okullarını. Kimseyi dinlemesinler. Okuldan falan böyle ağlayarak mı eve geri geliyor? Hayır, nasıl diyeyim, orada zaten beni bitiriyorlardı. Zaten benim annem ve babam sürekli çiftçilikle uğraştığı için hani kızım nasıl geçti, yani senin var mı bir derdin diye soramıyorlardı. Çünkü beni görmüyorlardı yani kaç sene öncesinden bahsediyorum. Köy işi, hayvan aynen. Şöyle oturup da bugün nasıl geçti kimseye sormuyor tabii öyle. Ki. Belki sorsalar, belki okula gitseler, öğretmenle evet. Görüşseler. Öğretmenin falan hiç bu işe el atmadı mı? Hani senin orada ben çok sessiz bir çocuktum yani.
yani. İttire ittire beni kapattılar. Evet, beni çocuklarım hani özgüvenimi çıkardı. Bir de tabii ki dişlerim yapıldıktan sonra özgüven. Dişlerini yani. Ne zaman 23 yaptırdın? Yaşımdan sonra ben yeniden doğdum. 23 yaşından sonra dişlerini yaptın. Evet evet, yeniden doğdum diyorum ben. O zaman burada nasıl delilere seslenmek lazım? Yani evet. Çocuğunuzu lütfen arada takip edin. Okulda biriyle dalga geçiyor mu? Yani sizin belki gülüp geçtiğiniz ya da ama ne olacak çocuklar o dediğiniz şey bir başkasının hayatına mal olabiliyor. Evet. Bak bu yaşa gelmiş. Evet. Eminim şu an sorsam hepsinin ismini bile hatırlıyorsundur. Evet. Yani kim sana ne yaptı tek tek isim bile verebilirsin. Aynen, her şeyi. Çünkü içine attığı için. Ve bunu kimseye anlatmadım. Sadece eşime anlatırım böyle şeyleri ben. Çok da kişiye anlatmam. Annenler çünkü falan da belki şu an ilk defa izleyecekler. Evet. Onlar da belki kızacak ama yapacak bir şey yok. Hadi kalk şimdi. Koltukları hallettik. Ya. Nereye geçiyoruz? Şimdi masanın üzeri işte halıyı toplayacağım, süpüreceğim. Buraları tozları alacaksın. Tozları alacağım. Hadi bakalım efendim. Elem keder atmaya devam ediyoruz. Kadir'cim eleminden, kederinden kurtulmak için hemen kendini süpürgeye verdi. Peşinden süpürdüğü yerleri bir güzel sildi. Bu arada tabii ki hanımefendiciğim de boş durmadı ve kalorifer peteklerinin en ulaşılamayan yerlerindeki tozları aldı, üzerlerini sildi. Salonun temizliği de böylelikle bitmiş oldu. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Salonda çok fazla detay yoktu zaten. Aldıklarımızı evet. Aldık. Göreceklerimizi de gördüm. Gördüm. Şimdi buraya geçiyoruz. Evet. Ne var demiştin orada? Ocak. Ocağın kenarı. Hadi al bakalım. Pervazlar. Pervazlar. Daha çok bir krem lazım. Krem temizleyici mi? Al evet. Bezini de süngerinde. Alayım. Ayşegül Hanımcığım, özel güvenlik işine nasıl girdiniz? Girdim çünkü istiyordum. Atışlarım falan da güzeldi. Ne atışı? Atış yapıyorsun ya, herkes topluyorlar oraya. Top mu atıyordunuz? Hayır. Top değil. Normal atış. Torpil attırıyorlarmış kız kaçıranlar. Tabanca eğitimi veriyorlar. Güvenlik görevlisi herhalde. Her güvenlik görevlisine tabanca mı veriyorlar ya? Ya atış yaptırıyorlar ya, dış ses. Sizinki farklı o zaman. Tabii ki kartın var. Kart alıyorsun önce. Ya kartlı güvenliksin. Sonra önce sınava giriyorsun. Hak edersen. Bayağı büyük olanında. Bize dokunmak. Polis memuruna dokunmak gibi zaten. Aa, kir çıktı. Çekmecenin de dokunulmazlığı varmış maşallah. Evet Ayşegül Hanım, ellerinize sağlık. Yeterli mi Ayşegül Hanım'ın temizliği? Yeterli, ben göreceğimi gördüm zaten. Aa, puan kıracaksın yani. Göreceğimi gördüm dedim, puan kıracağım demedim. Vallahi duruma göre değişir. Ayşegül, at onları da ellerinin tamam. İçine. Arkadaşları da peşini de at onun içine. Ellerini yıka. Hadi koş gidiyoruz Ayşegül. Sürprize mi? Hadi bakalım sürprizle ilk gün seni zorlayacak mı, yapabilecek misin? Yaparım benim, yapamayacağım. Sus bak, böyle başıma iş geldi. Yapamayacağım hiçbir şey yok. Hadi gidiyoruz, etap nerede? Banyoda mı, yatak odasında mı? Salonda. Şey, salondaymış, gel. Aha. Haydi bakalım Ayşegül. Yani üç çocuktan sonra bunu en iyi sen yaparsın diye düşünüyorum. Neyle çıkartacaksın? Bulaşık sabunu mu, matik mi? Matik. Matik. O zaman çömelerim yere efendim. Matikliyoruz. Şimdi sadece 5 dakikan var. Hazırsan süreyi başlatıyorum. Kronometrem orada kalmış. Hemen vereyim efendim. Hatta ben buradan başlatayım. Tamam olur. Hazır mısın? Hazırım. Bak bu kadar da, bak bu kadar da doğal bu program. Süreyi gösteririm. 3, 2, 1. Hadi bakalım efendim. Kaderini etkileyecek önce... süre başladı. Direkt matiği döktük önce. Fıt fıt fıt. Tamam. Bakalım sevgili seyirciler de doğru taktik diyor. Olma ekran başında. Vallahi ben böyle yapıyorum artık. Bu benim doğrum. Nazik Hanım bunu da beğenmez kesin. Bence de. O yani çok... Nazik abla. Çok iddialıyım. Bir numarayı. Bastır, 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 bastır. Hadi Ayşegül. Bak ben sana ne diyorum? Cuma günü kadın bu temizlik puanı yüzünden parayı kaçırdı, parayı. Oh. Kendimi yerlere atacağım şimdi. Üstüne çıkacağım. Ha, gerekirse tepin. Leğeni komple dökün istiyorsanız. Vereyim mi? Yok. Bence yeter ya, bunu o kadar da temizleyemezler. Kaç dakika oldu süre? 5 dakikan vardı ya, 2 dakika 14 saniyesini kullandı. Ama kolay bir lekeydi bence. Senin için kolaydı ama, alışık olduğun için. Bakalım herkes için kolay bir leke mi ya? Kalk bakalım Ayşegül. Şimdi mutfağa gireceğiz. Bursa'dan İstanbul'a hamaratlığını kanıtlamak için gelen yarışmacımız bizlere çok çeşitli yemekler yapacak. Hadi bakalım, buyurun efendim. Hadi bir de mutfak performansını görelim. Gidelim. Geç, hadi geç. Be. Hadi koş, sen üstünü değiştir. Ne dersin? Çılok 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 çılok. Hadi bakalım. Görüşe dedikodu yapmayın. Hadi. Ayşegül bugün mutfakta çok stres yaşayacak. Zaten bugün yüz ifadesinden de anladım. Haftanın ilk gününde Ayşegül Hanım'ın masasında herkes çok gergin. Pişmiş gelmedi açıkçası. Bayağı pişmiş ya. Benim tomurluğum olmayacak. Benim yaptığıma yorum yapmayın lütfen. Neden yorum yapmayacağım? Abanıza yorum yapın.
önündeki yemeğin tadını daha bilmiyor. Bizim yediğimiz yemeklere yorum yapıyor. Yorumlar sert, tansiyon yüksek. Bu masayı sakın kaçırmayın. Güzel kızarmış bence. Kızı, bu yanık görmemiş. O zaman siz bir doktora gidin. Gayet de güzel, fazla kızarmış. Fazla kızarmış. Yanık olsa, yanık böyle olsa, olması gerekiyor. Yanık olsaydı, yanık olsaydı is kokusu gelirdi. Bildiğin yanıktı, kapkaraydı. Niye böyle bir yorumlarına karşı bir tepkililer senin? Şey bilmiyorlar ondan. Nazik Hanım sizce nasıl yorumlar yapıyor? Nazik yapmadığı belli. Öncelikle tamam. Nazik Hanım size. Teşekkür ederim. Keşke dolu geçirseydim. Ne oldu şimdi? Aha. 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 Karşımda Nazik Hanım varken ciddi olamıyorum. Ne oldu? Bence o gözüme kestireceğim kadar büyük bir rakip değil. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir İzildi ile En Hamarat Benim'de. Evet, merhabalar sevgili seyirciler. Bugün mutfaktan başlamıyoruz, sofradan başlıyoruz. Evet, bugün önce soframı hazırlayayım. Yemeklerimin lezzeti iyice birbirine geçsin. Hani masayla uğraşmasın. Aklımız burada kalmasın. Evet, aynen. Hadi bakalım o zaman. Evet, tam tamına 2 saatimizde başlatıyoruz. 3, 2, 1. Hadi Ayşegül başladı süre. Hızlı. Şunu biraz daha çekeyim. Çatal nerede? Kaşımız. Bir tane çatal şuradan aldım. Kaşık bak orada. Tamam. Çatal tamam. Şu herhalde. Da şunun kaşığı. Tamam. Tebrik ediyorum. Evet şu peçeteyi de alalım. Sağ tarafa. Her şeyi sağ koydum. Taraf. Tuzlu karabiberlik orada kaldı. Onları sağ da hemen taraf. Getir buraya. Tamam mı masa? Tamam. Okey miyiz? Bakalım son kez. Tamam okey. Okay. Her şey okey. Ver onları da bana. Hadi kalk gidiyoruz o zaman mutfağa. Hadi gidelim. Haydi bakalım efendim mutfakta görüşmek dileğiyle. Geç. Ayşegül geç geliyorum ben şimdi. Vallahi yapma o bir şeyler. Eve götüreceğim bir dakika. Ayşegül çok güzel oldu. Ayşegül'ün menüsünü çok basit de bulmadım. Çok güçlü bir menü de değil ama marifetine göre bakacağız. Tamam, evet hadi bakalım artık mutfaktayız. Kadir 4 dakikanız geçti. Evet, şuraya kendime zaten. Emrediyorum şunu yap şunu yap dedim. Emrediyorsun. Evet diyorum ki mesela önce cantık hamurunu yoğur. Önce cantık hamuru yoğur. Evet. Şerbeti koy kaynasın, patatesleri koy haşlansın, tatlını yap. Cantık hamurunu yoğur. Abart kebabın etini pişir, bıt bıt çorbasına geç, köfteleri yap, kızart koy kenara. Hadi bakalım o zaman. Ayşegül Hanım'ın menüsü yani günlük çorba, patlıcandan bir yemek, pide. Ben bu yemekleri saat içinde bitiririm. Patatesleri koy, tatlını yap, şerbeti koy. Patates konacaksa soyulup mu konacak, çiğ mi? Şey, kabuklu mu atılacak? Yıkayacağım. Kabuklu mu atacaksın? Evet. Tamam o zaman ben yıkayayım onları. Ya da onları. Soyabiliriz, yıkayıp soyabiliriz. Siz patatesleri... Soyacaksam yıkamayayım o zaman. Ver onları soyayım ben tamam. Burada. Tamam. Soyacağım patatesi niye bir daha yıkıyorum, yalandan soğan içeceğim. Soyduktan sonra yıkarım, tertemiz olur. Ver bana. Bir de leğen alayım ben şuradan hemen hızlıca. Cantık malzemelerini bana sayar mısınız? İç harcı için yemek kaşığı kuru maya, 3 yemek kaşığı toz şeker. Süt, bir de yağ olması lazım. Yağ ne kadar? Sıvı yağ, bir çay bardağı. Sen ne bardağı arıyorsun? Tamam fark etmez ben ayarlarım. Kız o çay bardağı değil ki. Olsun onu ayarlarım ben, sıkıntı yok. Bu değil mi iç harcı? Evet. Bu bildiğimiz mayalı hamur tarifi. Evet. Bu pide gibi oluyor değil mi? Aynen, yuvarlak yapıyorsunuz. Aynen yuvarlak. Cantık o pide mi oluyordu? Biz onu şeyde pastanede yapıyoruz kendi iş yerimizde. Biz onu şey olarak sunuyoruz. Ufak pizza diye. Aldığı kadar un efendim. Ayşegül patatesleri düdüklüğe mi atayım, normal tencereye mi koyayım? Düdüklüğe koyalım ama kapağını kapatmayalım. Normal büyük orada haşlansın. Hanımefendi malzemeler tamamdır. Hemen. Ay bismillah. Önce çırpıcıyla her şeyi güzelce karıştırıyoruz. Çünkü bazen un ince veya kalın oluyor ya, ona göre ekleyip yoğuracağım. Patates püre mi olacak Ayşegül? Evet çanak olacak değil mi? Önce bir haşlanacak sonra püre haline getireceğiz. Yok buna göre dilimleyip atacağım da. Fazla koymuşum sütünü ya. Daha un alır o. Aynen. Kadir'cim kapıyı da açmışsınız ama hasta olmayalım. Şöyle az bir şey aralayayım ben onu. Patatesleri büyük göze alıyorum. Düdüklüğü sadece tencere olarak kullanacağız. Düdüklü vazifesini yerine getirmeyecek. Sebebini bilmiyorum. Hesabımız öyle istediği için. Burada tavuk görüyorum ben. Tavuk da haşlanacak mı? Aynen onu tüpe koyacağım. Haşlansın. Ondan pilav yapacağım. Bir budunu mu haşlayacağım? Evet bir but yeterli. Onu da hemen atalım. Aşamalarımızı yerleştirelim. Masaya alsan bunu sorun olur mu? Alabilirsin. Bardaklarını al kenara. Ortaya koyun isterseniz. Bu tavuğa azıcık tuz atıyorum. Aynen. Tavuğu çok haşlarken... Çok ama. İyi mi şöyle? Yeterli. Tavuğu haşlarken azıcık tuz atın sonra... Ana! Ne oldu Kadir? Tavuğun ağdası gelmiş. Bunu görmemiştim ben. Ocakta tütsülüğü ver. Keseyim bunu buradan alayım ben komple. Un kullanmak ister misin?
misiniz? Yok, bu şey gibi olmayacak. Yani kıvamı kulak memesi mi oluyor? Aynı, şimdi? Kulak memesi olacak. İki oğlunuz bir kızınız varmış, doğru mu? Evet. Oğlanlara mutfak işini öğrettiniz mi? Öğrendim, benden güzel hamur yoğuruyor. Duydun mu Kadir? Ayşegül'ün daha sırtı yere gelmez. Bak ama çoğu anne ne yapıyor biliyor musun? Sende bir kız var ya, o bir kızı oldu gibi. İki oğlanın önünde çalıştırıyor hep. Ay asla. Hep oğlanlar bacılarından istiyor. Abla gömleğimi ütüle. Yok abla karnım acıktı bana bir yumurta kır. Asla öyle. Senin hepsi ama içlerinde de var Ayşegül. İçlerinde olmasa var ya ne kadar dersen de anlamıyorlar. Şunları da ziyan olmasın. Bunun üstünü kapatalım mı? Ama bunu çok çullamamız gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Çullamamız gerekiyor. Bir sofa ağzını bezine. Kapatmamız gerekiyor. Ağzını kapatacağız. Biz tamam, çullama jelatin diyoruz Sivas'ta. Biz de işte üst ağzını örtüyoruz. Anlaşacağız. Streçle bir güzel kapatıyoruz. Ne yazmışım? Ne yapmış? Şimdi patates tamam. Çanti kamburu, çenti tamam, kamburu şerbet, tamam. Şerbet. Şerbeti koyalım efendim. 2,5 su bardağı toz şekeri, 2,5 su bardağı su. Tamam bir dakika. Başımıza gelenler hatırladın mı? Kadir Bey size etleri verebilir miyim? Küçülecek mi etler? Evet. Anne hangi, sence bu duvara mı vurayım, masaya mı vurayım? Bana bir zemin söyle. O güzel kafanızı vurmayın efendim, boş verin. Vurmayın siz bir yere, ben sizden alacağım işim bitince. Tahtanın üstüne yağlı kağıt koyayım mı? Tamam. Vallahi iyi olur, ben kesin. Minik minik ben ona minik minik doğrayacağım, evet, minik, hiç merak etme. İsterseniz ben doğrayabilirim. Yok lütfen, Allah'ın adını siz ver. Siz şerbeti koyun, ben doğrayayım. Ben doğrarım, tamam. Sen şerbetini koy. Onun ayarı tamam, önemli çünkü. 2,5'a 2,5. Minik minik doğrayacağım ben şimdi. Hadi neye geçiyoruz? Kavramasın hamuru. Hamuru için bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı irmik, 1,5 çay bardağı karbonat, yarım paket tereyağı veya margarin, 2 damla limon suyu, 3,5 su bardağı un. İyi gidiyoruz Kadir'ciğim. Evet, hem hızlıyız hem pratiyiz. Unumuzun devamı burada. Buyurun. 3,5. Neyse karıştırayım da ona göre. Bunları bir güzel karıştırıyoruz. Valla kalbura bastığı ben davet sofrasında hiç yapmıyorum. Çok basit bulurum. Ben onu en çok sürsün ben 7 dakikada yaparım. Şerbetini kendisini 7 dakika yani sürmez bile. Ayşegül Hanım kazanırsanız parayı ne yapacaksınız? Çocuklarıma paylaştıracağım. Ne amaçla paylaştıracaktınız? Ne istiyorsa onu alsınlar. İçinizde çocuklar için bir ukde mi var? Hiç mi bölmeye çalışıyoruz? Ukde falan kalmadı. Yok, ihtiyaçları da yok ama hani onlar bensiz bir hafta geçiriyorlar ya. Onun bedeli için mi? Aynen, ne istiyorlarsa onu alsınlar. Çocuk bu acayip acayip şeyler istemesinler. Benim çocuklarım hiç öyle değil. Oğlum mesela markete gidiyor, hesaplayarak alıyor. Kadir'cim bir yandan kesmeye devam eder misin? Cevizlerim neredeydi bulgurum? Cevizi buluruz kolay. Kadir'cim Allah inşallah nasip eder. Diyelim 3 tane yavrum var. Çocuklarına 50 bin lirayı toplu olarak verir misin? Hayatta ellerine vermem. Ama mesela yavrum bak 15 bin lirayı sana veriyorum ama lütfen şu kadarını harcayacaksın desen. Çocuk anlar mı ondan? Biz de çocuk olduk. Annem de bize diyordu ki parçalıklarınızı biriktirin, harcamayın diyordu. Tamam diyordum, bakkala yatırıyordum. Kadir Bey. Hanımefendi öyle demiyor. Benim çocuğum anlar diyor. Çocuk canım o, çocuk ne anlar Allah'ını seversen. Diye et pişireceğim. Ben hayatta inanmıyorum çocukların anlayabileceğini. Yani tamam derler değilen ama fiilen asla. Çocuk yani bir bakkala girse, kırtasiyeye girse hiçbir bir şey ilgisini çekmeyecek. 15 bin lirayı da oraya gömecek hali yok herhalde. 15 bin gömmez ama başka bir şeylere harcar. Çocuk arkadaşlarına tencere ısmarlar. Tencere ve pilav tenceresi. Tencere orada bakın, ocağın üstünde. Ocağın üstünde ya. Şimdi çocuklarda para değeri bilmemek gibi bir şey var. Çocuk 15 bin liranın belki çok büyük bir para olduğunu bilmeyebilir yani. İçinden alır alır bitmiyormuş gibi gelir. Kadir Bey bu tamam harcar, mı? Harcar harcar. Ben gidip bir günde 15 bin lira harcar demiyorum ama. Çok büyük olmuş ama. Daha da mı küçülteyim? Evet. He ama bir de şu var. Şu anki ekonomiye baktığımızda 15 bin lirayla zaten... Bak ben sana bir hesap yapayım mı şimdi? Kadir Bey bıçağınız kır. Çocuk okula gidiyor. Bir simit ne kadar? 15 lira değil mi? Bir tane simit 15 lira. Hanımefendi ne yapıyorsunuz Allah aşkına, ne yapıyorsunuz öyle? Aa! Yap bakayım belki doğrudur. He yap, böyle keskinleniyor. Yap bakayım. Böyle. Yap sen kendi bildiğini yap, biz de öğrenelim eğer öyleyse. Ya öyle bıçak mı bileğlenir? Belki oluyordur. Milattan öncesinde yapıyorduk onu. Bakayım. Tamam önemli değil. Buyurun hanımefendi bununla yapın. Aa! Oluyor. Kızı korkuttun ya. Korkma korkma Ayşegül'cüm. Korkma değil. Ben el alemin tabağına zarar gelmesin diye diyorum. Doğru. Jilet gibi tamam kesti. Tamam bununla yapalım. Vallahi bileğledi. Neyse ben onu küçülteyim bir. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Bunlar kıyma gibi oldu. Kız bunlar zaten küçümeyecek tamam mi pişince? Tamam. Gene sen nasıl biliyorsun? İstersen tamam, küçülteyim. Tamam güzel oldu, güzel oldu. Kız tamam bak küsüyor çok hayır, çabuk. Küsmüyorum hayır. Bir an panik oldum. Panik olmayın, her şey iyi gidiyor. Ama bunlar pişince küçük küçük olacak. Öyle değil mi Kadir için bir şey söylesene. Evet Ayşegül onlar hemen şey yapıyor çünkü. Tamam bu doğru sefer söyledim. Kurur kayış gibi olur. Ciklet gibi dişinin arasına kaçar. Ağlarsa ağlasın bana ne ya? Allah kahretmesin seni. Bence bugün Ayşegül ağlayabilir.
Ben şey yapmıyorum, aldırmıyorum ama o içleniyor hemen. Ben onun iyiliği için söylüyorum. Kötü niyetli olduğunu düşünüyorum zaten. Hanımefendiciğim, bu kalbura bastırın hamurunu ne yapacağız? O dursun biraz. Bıt bıt çorbasına geçelim o zaman. Bıt bıtı ilk defa duydum. Nasıl yapıyoruz? Eskişehir'e gittik. Bıt bıtı hiç kimse söylemedi. Yapmadılar da bak. Aşk olsun bıt bıt. Bir hafta oradaydık. Bir tanenizle çıkıp yapmadınız. Bıt bıt çorbasını ilk defa duydum. Lebeniye çorbasına benziyor. Tek farkı köftelerin içinde bulgur olması. Ben bunu terbiyeli değil de salçalı olarak yapıyorum. Ama bakalım terbiyesi, yoğurdu kesilecek mi kesilmeyecek mi? En çok onu merak ediyorum. Bir de köftelerin bakalım büyüklükleri ne kadar olacak? Köftesinin malzemesini sayıyorum. Bence say. Bir adet kuru soğan Kadir'ciğim, bir su bardağı ince köftelik bulgur, bir adet yumurta, 250 gram kıyma, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Köfteleri kızartmak için de 2-3 yemek kaşığı sıvıya. Ayşegül Hanım çorbası ismi bir kere bir değişik. Bıt bıt çorbası diye bir şey daha önce duymadım. Büyük ihtimalle kendi yöresine ait. Ya yani bildiğimiz köfteli yoğurtlu çorba. Yani çok bir özelliği yok. Ama bakalım yoğurt kesilecek mi? Ne olacak? Ya onun marifetine bağlı, el becerisine bağlı. Bunu böyle çiğ köfte gibi yoğuracağız. Evet. Robottan da çekebiliriz bak istersen tekrar. Şunları... Bak bir şey geliyor, bana iş geliyor. Durun bana iş geliyor. Soyarsanız. Hanımefendiciğim, mantarları soyalım mı? Evet. Hemen hallediyoruz. Bu arada yarım saatimiz geçti. Güzel. Sofrada dahil bütün yemeklerin aşamaları tamamlandı. Tamam. Şöyle rakiplerine mi şey söylemek ister misin? Vallahi en numarat benim. Heh. Bunu kanıtlamak için geldim zaten. İşleri zor ya. Ayşegül Hanım mutfakta bir kere çok heyecanlı. Hiçbir şekilde Kadir Bey'le muhabbet edemeyecek. Çünkü iki işi bir arada yapamayacak bir algı aldım. Şimdi bu biberleri nasıl doğruyorum, niye doğruyorum? Bu biberleri kebabımıza doğruyoruz. Bir şey taşıyor orada. Ben bir gözüm orada sanki. Fırın kokuyor. Fırın kokuyor. Ha, tamam. Cevizleri çekelim mi? Teşekkür ederim efendim. Kadir Bey, bunu ters çevirin. Cevizleri hemen şey yapalım. Ha, bundan mı yapalım? Evet. Dövecek miyiz? Dövmeyeceğiz. Küçük kıyacaksınız. Burada. O zaman da siz onları eliyle parçalasın olur, orada. Olur, olur, olur. Aa, ben dilimiyim, elimle yapacağım. El işi niyetine yapıver orada. Bıçakla da yapabilirsiniz Kadir Bey. Şunu nasıl yapayım? Sen bana şu biberi anlat. Onu küp küp doğrayın. Normal küp küp doğrayın. Tatlıyı çok sevdiğim bir tatlı. Benim yöremin tatlısı. Onda beklentilerim çok çok fazla. Çünkü ben çok iddialıyım. Bu tatlı da. Önemli olan tatlının orijinalinde tatlıyı yoğurduktan sonra arka kısmına bütün cevizler konulur. Eğer parça ceviz koyacaksa hiçbir şekilde orijinal değildir. Büyük büyük koyacaktık. Niye böyle oldu? Bir ikiye bölünmesi lazım ama. İçine bir tane koyup kapatmayacak mıyız? Yok yok. Hayır hangi? Sen o arkadakinin uydurduklarına bakma be. Onun dediği yemekleri kim yapıyor ben bilmiyorum. Ne alakası var canım? Hayatım boyunca onu dinlemedim ben. Kalbura bastığının cevizleri çok küçük olmaz. Öyle bütün de konulmaz ama. Şu ana kadar programda kaç kişi bütün ceviz koydu kalbura bastığına? Yeterli mi? Tamam yeterli o. Biberlerimiz hazır Ayşegül Hanım. Domatesleri nasıl doğrayacağım? Rendeleyeceğim. Rendeleyeceğiz tamam. Bunları da rendeleyeceğim. Bunları da doğrayacağım. Ben. Onları da doğruyorum hemen. Sen hiç merak etme. Bugün senin arkanda Kadir Ezil de var. Evet. Sayın seyirciler, cantığımıza geçtik. İç harcı için kıymamız var efendim. İki adet kuru soğan bir güzel robottan geçirdik. Sonra sivri biberlerle kırmızı biberi geçtik. İki adet domatesimizi de çektiğimiz biberlerle karıştırıyoruz. İçine de tuz, karabiber ve kimyon koyuyoruz. Sonra da 400 gram kıymayla karıştırıyoruz. Hiçbirinin suyunu sıkmadık bu arada. Yok, sıkmadık. Cantik bildiğim kadarıyla pide tarzı bir şey. Hamurunun daha ince olması gerekiyor. İçinin pişmesi gerekiyor. İç harcının güzel baharatlarının güzel olması gerekiyor. Marifetini göreceğiz. Bugün. Sayın seyircilerim, cantığın iç harcı hazır. O kenarda bekleyebilir. Cantık nerenin? Bursa. Bursa'nın. Ufak tefek taşlar Bursa'nın. Ufak tefek taşlar keman olmuş. O yarimin kaşları keman olmuş. O yarimin kaşları. Hava! Efendim, geleneksel Türk yemekleri mutfağına hoş geldiniz. Bu hafta Bursa'nın Narenciye köyündeyiz. Narenciye köyünde biliyorsunuz ne padişahlar, ne sultanlar, ne sadrazamlar. Geldi geçti, hiçbirine de kalmadı efendim. Dünya fani, ölüm ani. O yüzden hemen koşun Bursa'ya gidin. Güzel bir cantik restoranında cantik yiyin. Oradan çıktığınız gibi süt helvasını yiyin. Yolun üstünde zaten envai çeşit kestane şekerci var. Ondan sonra rahat edeceksinizdir eminim. Ve şunu söyleyeyim. Hayata bir kere geliyorsanız Bursa'ya da muhakkak bir kere uğramalısınız. Hanımefendi ne arıyorsunuz? Rende. Rendeniz hemen efendim. Aman rende. Rende. Altını üstüne rende. Arkadaşlar masayı toparladılar da dağınıklığa dayanamıyorlar biliyor musun? Ha. Anında toparlarlar efendim. Bizi diğer programlarla karıştırmayınız lütfen. Gri rendemizi verin kızım. Aa buradaymış tamam. Tamam. Özür dileriz. Bak ekibin günahını aldık. Senin tamam. Elini şimdi şöyle elini yapalım. Sonra biz onlarla yüzle bakıyoruz. Siz gidiyorsunuz. Ceviz biraz daha çeker misiniz dış ses? Allah aşkına bak. Yeter dedi. Yeter mi dedim? Ona kime ne? Verin cevizi verin.
Kalbura bastığım içine bakacağım hamur olup olmayacağını. Kıyır kıyır olmasını isterim. Benim annemin en meşhur tatlısı ve babamın tarafında en çok sevdiği tatlıdır. Ve her bayram bizde kalbura bastığı ve yanında diğer tatlılar yapılır. Özellikle telefon açılır. Yenge kalbura bastı hazır değil mi? Yani başka tatlı yapsak mutlaka onu yapmak zorundayız. Ben olsaydım cantın yanına patates çanağında yoğurtlu yapmazdım. Çünkü patates nişastalı. Diğeri de hamur. Ve onun yanına bir tarator yapabilirdi. Kereviz ya da havuç yapabilirdi. En azından hafifletmiş olurdu. Ama gene tercihe saygı duyuyoruz. Abant kebabında benim için öncelikle patlıcanın acısını çıkartması, tuzlu suda bekletmesi, kuzu etiyle yaptığı için defne yaprağıyla kuzu etinin kokusunu ön plana çıkartmaması gerekiyor. Ve onun pişiminde patlıcanın çiğ kalmaması, eşit oranda pişmesini bekliyorum. Çorba tercihini güzel buldum. Bıtbıt çorbasını ben de içtim, denedim. Önemli olan benim için köfteleri kızartmasını isterim. Çünkü olması gereken bu. Yoğurtlu bir meyhane sos yapacak. O meyhane sosun hiçbir şekilde kesilmemesi gerekiyor. Ve bu çorbanın en büyük özelliği sonradan tuz atılmaması. NoTV ekranlarındasınız. Kadir Ezildi ile En Hamarat Bilim yayında şu anda. Nasıl, mutlu musunuz? Bize mi soruyor seyirciye? Seyirciye soruyorum, sana değil. Vallahi mutlu olmasalar şu an ekran başında olmazlar. Hepsi kumanda yerlerini almış. Aa, ne yapıyorlar, bırakın o kumandayı. Değiştirmek için değil, evdekiler ellemesin diye kumandayı koruma altına almışlar. Kadir, kalbura bastılar çıktı. Oo, of 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 of. Oo, nar gibi kızarmış. Şirin nar, dane dane. Maşallah, çok güzel olmuş kız. Üzerinin çok kızarmaması gerekiyor, çok beyaz da kalmaması gerekiyor. Onlara dikkat edeceğim. Hanımefendi, 40 dakikanız kaldı. Tamam. Kadir Bey, ben bir yoklama yapıyorum. Yap bakayım. 317 Ayşegül. Burada. Aa, sen bilmiyorsun. Benim bilmediğim bir şey söyle bana. Ben lise 1'e gidiyorum. Benim okul numaramı kayıtta bana 119 diye verdiler. Ben de 119 diye biliyorum. Sonra siz benim okul numaramı 1257 diye değiştirin. Bana da söylemeyin bunu. Yoklamada numarayla yoklama alıyorlar ya. 1257 diyor öğretmen. Kimse sesini çıkarmıyor. Ben de benim numaram 1257. Var ya, tam dayaklıksın ha. Ben 7 gün yok yazılmışım. Haberim yok. Senin numaran okunmayınca da şüphelenmedin tabii. 119'a da 2 kişi evet diyoruz ama öğretmen engelmenin içindir. Nasıl 2 kişi evet diyorsunuz? Nasıl öğrencisiniz siz ya? Bunu götürüyorum. 15 dakika sonra... Kız şerbetin de çok güzel olmuş tam 15 dakika sonra bunu tepe taklak, yani ters çevirecek. Tepe taklak edeceğim. Kalbura bastı da şerbetin güzel çekmesi önemli. Hamur olmaması önemli. Şerbetini soğuk sıcak onu ayarlaması gerekiyor. Ayşegül Hanım. Efendim. Gelin hanımefendiciğim böyle. Gel. Geldim. Bıtbıt çorbanız ne halinde? Bıtbıt çorbam tamam. Sadece üzerini yapacağım. Yoğurtlu patates çanağınız ne durumda? O basit zaten, onu hemen hallederim. Çanağımız burada. Cantığınız ne halde? İşte burada. Abant kebabınız ne durumda? Patlıcanlarını bekliyorum. Pirinç pilavınız ne halde? Pirinç pilavımı daha yapmadım. Amasra salatanızda durumlar nasıl? O da basit. Kalbura bastınız, bitti. Un verin, un. Una gerek yok, yağla açacağız. Una gerek yok, yağla açacağız Kadir'ciğim. Kaça bölelim bu hamuru? Bezeler halinde şöyle. İyi mi şöyle? Birer tane koyacağım tabaklara. Biraz büyük olsun. İnsan yiyecek. Çantık pidesini küçük yaparsa, kurutmazsa güzel olur. Ama kurutursa, hem kıyması kurursa, hem de kenarları kurursa pide olmaz. Ben bir tane şöyle bir çantık yapmak istiyorum. Nasıl yapılıyor Kadir'ciğim? Üstüne kıyma mı koyacaksın? Evet, Kadir Bey biraz kenarlı yaparsın. Açayım mı şöyle, daha da mı açayım? Ortasını oyun. Mini pizza gibi oluyor bu. Ortası şişmesin diye basın iyice, tırnaklayın ortasını. Yoksa harcını kenarlara atar Kadir'ciğim. Kenarları biraz daha kalın kalsın. Cantığı çok severim. Birebir kendim de yaparım. Denemişliğim de vardır. Cantığın en önemli olan şeyi yağ emmemesi. Ve köftelerin ortada birbirine toplanmaması önemli olan. Top gibi ortada kalırsa o cantık cantık değil. Sen ne yaptın ya? Tabii cantık yaptım işte. İşte çorbanın... Cantik oldu mu? Terbiyesini de söylersin. Oldu gibi. Terbiyesini ne söyleyeceğim? İçinde yumurta var, yoğurt var, bir de su yazmışsınız. Tamam. Su konuyor mu? Evet. Aferin Kadir'ciğim. Bu sıcak, buna dokunmayın. Bunu niye önümüze koydunuz? koyacağız ya. Bunu yapacağız ya, o yüzden. Al işte, masaya yapıştırdın çantığı. Çantıkın canı çıktı. Kadir, ne yaptın ya? Tamam, bu benim olsun. Bırak, elleme artık, elleme. Köftelerin toplanmaması için dikkat etmesi gereken tek bir şey, onları güzelce eliyle yoğurup lahmacunun üzerine serer gibi bastırarak, yayarak, kibarca ama hamuru zedelemeden yapması gerekiyor. Arkadaşlar, sergiyi suya salmayın. Bak, daha bizim şeyimiz duruyor. Ana güzel. Yemeğimiz duruyor. Ey, ana yemek, ey. Çok, ana yemek çok dallara kibar. Dallara bastı işte kiraz. Zaten. Gel bana biraz, biraz. Kadir, son yarım saat. Wow, bir de diyor ki kolay bizim ana yemeğimiz. Bakın, hızlı davrandım, yemek küçük tipi aldım, iyice fokurdasın. Kadir Bey, kaşarı rendeler misiniz
ya. Hemen bütün işim bitti, tek derdim kaşar. Hemen hallediyorum. Ya o kaşar vardı da niye vermedi? Şurada yeseydim. Bugün sen ara öğününü almadım, gözünün feri söndü. Almadım efendim. Bu yumurtayı ne yapayım? Tamam, şöyle koyun, ben ancak alayım. Üstüne sürecek üzerine galiba. Üzerine süreceğim. Sadece sarısı değil mi? Evet. Ben sadece sordum. Kadir'cim ver bir itim hadi. Dım tıkı 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 dım tıkı tıkı tıkı. Buyurun efendim. Tamam. Kadir gel. Fırça var mı? Tamam. Hoppala buyurun efendim. Mandıra mandıraya çorba kesiliyor, ben ona bakmam lazım. Suya masa tadı var. Ne oldu koyalım işte. Benim farkıma. Hadi bakalım notlar girsin çorbamıza. Hoba. Çorbada sıcaklığına, tuzuna dikkat ederim. Köftelerin dağılmamasına dikkat ederim. Kıvamına bakarım, terbiyesine. Kadir'cim. Salataya geçtim ben. Bak, ana yemeğimizin meşakkatli, ana yemeğimizin ehemmiyeti, ana yemeğimizin güzelliği burada meydana çıkacak. İçini oyup harcımızın içine koyuyoruz. Patlıcanı bakalım. İçine koyduğu zaman patlıcan kokusu gelecek mi? Azıcık da biraz tereyağı koyup da onu esse daha lezzetli olur ama bakalım nasıl yapacak. Son 20 dakika. Bunu sadece eritmek için kullanacağız. Bu dursun. Kız yani dursun var mı? Fırına versin. Adam son 20 dakika diyor. Tamam. Fırında kalır. Öbür fırına ver. Öbür fırına. O fırını ısıttırdın ya bana. Fırında. Pişmesine gerek yok. Yok, o yüzden nasıl? Aa, çal, salçanın çiğsi ne olacak ya? Hadi bu adam yemekten anlamıyor da ben anlıyorum yok, yani. Yok yok. O salça öyle pişmeden olur mu? Ona bakma pişecekti sen. Anlarım efendim ben yemekten. Ne? Pilav mı yok? Evet. Pilavı yapmadınız daha. Yapıyorum. Hani? Hemen olur. Başladın mı? Evet. Son 15 dakika. Tamam tamam bitti. Son 15 dakikada pilav pişiriyoruz. Hadi bakalım daha patates topları şey yapmadı. O da hemen onu da yaparım. Pilavda bir beklentim yok. Normal bildiğimiz pirinç pilavı. Onu da yapamıyorsa zaten hiç bu programa katılmayacaktı. Bunun içine yağ koymayacak mısınız? Yok. Bu yoğurt konacak sadece içine. Tuz muz attın mı sen ona? Attım şimdi. Cantının yanına yoğurtlu patates bana göre hiç uyumlu bir şey değil. Onun yerine farklı bir şey düşünebilirdim. Son 14 dakika. Tamam ya bitti gibi. Bitti bitti bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Kız nasıl bir şey kalmadı? Pilav yok daha ortada. Yağ kızıyor. Pilavın yağ pilavın cızırdıyor. Pilavın suyunu koydun tamam. Arkada pilavın yağ cızırdıyor diyor ki 14. Ocağın altı kapanıyor. Haberin verdi mi dakika bitince? Valla. Tabii. O zamandır o daha önemli. Bence pilav daha önemli. Bırak o patates sırıldısını. Pirinç pilavı. Onu tane tane beklerim. Tereyağlı severim. Artık nohutlu mu yapacak? Yoksa şehriyeli mi yapacak? Onu belirtmemiş ama bakalım nasıl yapacak? Kız güzel bir şey koktu ha. Fırın yanıyor. Cantikten mi geliyor o koku? Cantik tamam pişti. Salatanı soğanı piyazlık mı? Oy! Bence onu davet misafirin şey masasında onun yenmemesi lazım. Adam çünkü sanki kaptı kaçtı gibi elini aslında mı yesin? Bu turbu rendeliyor muyum doğruyor muyum? Onu ben şekil verecektim ama. Soydum işte şekil. Tamam. Her şeye şekil veriyoruz. Bugün şekil veriyoruz her şeye. İnşallah vaktimiz yeterse şekil veririz. Al salatalığını da bıraktım buraya. Şu masayı ben bir toparlayayım. Sokak lezzetlerine böldüm. Kala mutfakta fırtına önce sessizlik hakim. Şu anda köşeye sıkışmış durumdayız. Bir korku içimizde acaba yetişecek mi yetişmeyecek mi? Yetişecek ya ben eminim yetişecek. Çok tedirgin gördüm. Evet son 7 dakika. Tava lazım. Tavayı ne yapacağım? Patates. Allah. Mutfak yıkılıyor. Mutfak yıkılıyor. Yetişmeyecek bir şey var mı? Yok. 6 dakika. 6. Salatamı yağın tuzunu atamıyor muyum sonradan? Bir kapasa etti ya o için adı zor. Sen öyle kal. Ne diyeyim efendim ben şimdi? Sen 8 dakikadır gelip gidip onu mıncırıyorsun. Ondan bir şey olmuyor mu? Ne oldu onun problemi olmuyor ne? Olmuyor gibi. Olmayacağını bilseydim ben onu tuzlayıp kaşık kaşık yerdim. Vallahi yapamadık. Hiç. Yani buradan bunu mu çıkarttın kendini? Çaresizliğimizden besleniyor görüyor evet. musun? Olmuyor. Olmayacak bu. Sen bu kadar çabuk pes eden mi kadın mısın? Değilim de. Süre bitti. Süre bitiyor süre. Yaleleli yaleler kumunu sere sere yaleleli. Al beni götür dere yaleleli yaleler. Yarın olduğu yere yaleleli. Var ya program sayesinde gün görmemiş türküler çıkarttık ortaya. İnsanlar gençler türkülerimizi öğrendi ya. Sayın seyirciler 5 dakika kala kaşar peynirleri patlıcanların üzerine konuyor. Ayşegül Hanım yoğurtlu patates çanağını yetiştiremedi. Çanak manak yok piyasada. Al sanat çanak çok da güzel oldu bak şimdi. Ya sen eli becerikli adam değil miydin? Yapsana şundan. Hazırı ben de yaparım. Ben yaparım. Sen utanırsın. Hiç utanmayız. Ele şeylerimiz yok bizim. Vallahi utanırsın bak ha. Yap yap hadi. Kralını yaparım Kadir. Kralını. Olmayacak şeyi elini sürmüyor. Olacak şeyi alıyor yapıyor. Olmayacak duaya amin denmez zaten. Ha olmuş biraz. Oluyor demek. Ne yapıyorsunuz? Biri Hanya biri Konya oldu. Senin orantın da bambaşka yalnız. Hanımefendi şu anda turpa şekil veriyor. Bana sakın bu kadar telaşın için turpa şekil veriyorum dedim. Evet veriyor.
yapıyorum. Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Fitiklerin simgesini yapıyor. Ooo. Seni var ya kalkarsam ısırırım. Sen önce çenendeki patatesleri ısır. Tamam. Seni bunları, yemin ediyorum bunları ısırırım. Bunları süslemek için kullanacağım ya. Aynen kullanırsın. Bir peçeteyle silsene ağzını. Ya bak yalan söyleyip durma. Yayını izlerken utanırsın şuranda öbür tarafında. Tamam. Eğer onu ben yapsaydım, Ercan tepkileri çok iyi biliyorum. Yalnız tamam. Patatesin tadı güzel olmuş. Şöyle olacak bu, böyle. Aa! Benim güzel Manolya. Son iki dakika. Vallahi çok heyecanlıyım. Finali merak ediyorum. Masayı merak ediyorum. Nazik Hanım merak ediyorum. Üzüm yemekten sirkesi. Anlıyorlar mı? Yorumlarını merak ediyorum. Sabah herkes iddialıydı. Üzüm sirkesi yalan alabilir miyim? Üzüm sirkesi. Bak hemen şu dök küçük şey bardağın içinde bak. Bol limon sirke. Of of. Şöyle bunu karıştır. Oyalanma. Çanak değil tamam mı? Bu çanağa yoğurt dökülecek mi? Yoğurt alabilir miyim? Arkadaşlar son bir dakika. Aa neyim kaldı? Hiçbir şeyim. Çabuk. Yoğurt istedi. Yoğurdu ver bakayım. Sadece yoğurt mu koyacağız buna? Evet. Tuz atalım Kadir Bey. Sadece tuz atacağız ona. 10. 9. 3. 2. 1. Ellerine sağlık Ayşegülcüğüm. Tam 2 saat boyunca 5 dakika bile durmadı. 1 dakika bile nefes almadı. Ve her şeyini tamamladın. Tebrik ediyorum. Belki tamamladık ya. Tamı kadının kaşına kadar yoğurt olmuş. O kadar kendini yemeğe kaptırmış. Tebrik ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Sağ olun Kadir Bey. Bugün ikimiz de mutfakta mahvolduk. Hanımefendi azminiz, hırsınız, menünüzün de güzel ve lezzetli oluşundan dolayı sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Asalet, sefalet. Feraset. Feraset. Her şey burada ve bugün masada dananın kuyruğu kopacak çünkü ilk bölüm Ayşegül Hanım'ın. Evet. Haftanın ilk günü topla puanlar onlara kırıntılar kalsın. Hadi geç bakalım gidiyoruz. Bugün masa çok iddialı geçeceği kesin çünkü ilk gün hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Karşımızdaki insanın el becerisini bilmiyoruz. Benim için önemli olan masa düzeni ve Ayşegül Hanım'ın masada bize servis sunumu. En hamarat bilimde bugün Ayşegül Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız pıt pıt çorbası, cantık, yoğurtlu patates çanağı, avant kebabı, pirinç pilavı, amasta salatası ve kalbur abastıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Haftanın ilk gününde Ayşegül Hanım'ın masasında herkes çok gergin. Pişmiş gelmedi açıkçası. Bayağı pişmiş ya. Benim tomurluğum olacak. Benim yaptığıma yorum yapmayın lütfen. Kendin neden yorum yapmayacağım? Abanıza yorum yapın. Önündeki yemeğin tadını daha bilmiyor. Bizim yediğimiz yemeklere yorum yapıyor. Yorumlar sert, tansiyon yüksek. Bu masayı sakın kaçırmayın. Güzel kızarmış bence. Kızı, bu. O zaman siz bir doktora gidin. Gayet de güzel, fazla kızarmış. Fazla kızarmış. Yanık olsa, yanık böyle olsa, olması gerekiyor. Yanık olsaydı, is kokusu gelirdi. Bildiğin yanıktı, kapkaraydı. Niye böyle bir yorumlarına karşı bir tepkililer senin? Bir şey bilmiyorlar ondan. Nazik Hanım sizce nasıl yorumlar yapıyor? Nazik yapmadı be. Öncelikle tamam. Nazik Hanım size. Teşekkür ederim. Keşke doğu geçirseydin. Tamamız. Ne oldu şimdi? Aha. 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 Karşımda Nazik Hanım varken ciddi olamıyorum. Ne oldu? Bence o gözüme kestireceğim kadar büyük bir rakip değil. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir İzildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den haftanın ilk masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet sizler de gördünüz mutfakta coşkulu tempolu bir şekilde yemeklerimizi hazırladık. İlk günü yarışmacımız Ayşegül Hanım. İlk günü biraz heyecanıyla da olsa evet. Her şeyini tamamladı. Evet, ellerine tamam. Sağlık. Afiyet olsun şimdiden. Hoş geldiniz hanımlar. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Evet Ayşegül büyük bir heyecanla yorumlarınızı merak ediyor açıkçası. Aynen. Yemekler beğenilecek mi? Masa beğenilecek evet. mi? Hepinizde bu stres olacak. Aynen. Ellerine sağlık şimdiden. Afiyet olsun şimdiden. Şimdi hazırsan masayla ilgili yorumları merak ediyorum. Evet. Başlayalım mı yorumlarımıza? Başlayalım. Hadi bakalım. Hazırım. Ayşegül de kendince size tabii ki açıklamalarını yapacaktır. Hava Hanım'la başlayalım. Hava Hanımcığım hoş geldiniz tekrardan hoş efendim. Hoş bulduk. İlk gün masasını nasıl buldunuz? Biraz sade buldum. Ayrıyeten de bıçağın burada değil, bu tarafta olması gerektiğini düşünüyorum. Bir hızlıca bir düzeltmesini yaparsanız yarışmacımız da görsün neyi yanlış. Yani, bilmiyorum ona göre hala yanlış mı doğru mu da. Yani şu şekilde olması, benim bildiğim bu şekilde. Tamam, bıçak sol bildiğiniz. Tarafta olur ama doğruluğunu bir şey diyemem. Onun haricinde bardaklar falan çok normal ama çok sade geldi masa bana. Çok özür dilerim, ne oldu Sude, niye güldün?
Dur, sıra sana da gelecek. Doğrusunu sen göster. Hava Hanım'ınkini de beğenmediysen. Sade bence, buldum dedi ama. Ya bence beni yansıttığını düşünüyorum. Bana göre güzel bir masa. Yani bana göre çok güzel. Ya belki tamam bıçağı unutmuş olabilirim ama onun dışında yani zevkim... Sadelikten kastınız nedir? Onu bir belirtirseniz mesela. Çiçek mi, çok küçük gelmiş. Çok renkli aslında. Nasıl sade geldi? Anlamıyorum. Şöyle zaten tabaklarımız çok güzel. O konuda bir şey demiyorum. Ama çiçeğin daha böyle renk olarak aralarında böyle kırmızılar tabaklara uygun olsun. Ama o zaman da... Birazcık daha... O zaman da? Hiç güzel durmazdı yani masada. Hava Hanım'a masa zevki hoşuna gitmedi mi? Bence gitmedi ama bence güzel benim zevkim. Peki. Çatal bıçağı düzelttiniz. Sude'ye gelmek istiyorum. Sude neye güldün? Söyle bakalım açık net bir şekilde. Bıçağa gülmüştür. Neye gülecek Kadir Bey? Evet, bıçağa güldüm. Doğru yani, söylüyor. Ayşegül Hanım'ın dizimine mi güldün? Hava Hanım'ın ben bunu biliyorum demesine Hava mi güldün? Hava Hanım doğru. Ben de öyle biliyorum. Belki de biz de tamam, yanlış siz de biliyoruz. Tamam, sol tarafınızı alın. Bir şey olmaz. Doğru. Yani. Ben de Hava Hanım'ın bildiği gibi biliyorum. Evet. Ama yani doğrusu yani bu ama hepsinin burada olduğunu ben ilk defa görüyorum burada. Fark eder mi? Onu bu tarafa koyarsın. Tamam oldu bitti işte. O zaman hiç misafir ağırlamanıza gerek tamam. Yok. Niye yokmuş yani şu yani. İyi de siz daha çatal bıçak dizmeyi bile bilmiyorsunuz. Niye bilmiyormuşum ki? Gayet güzel dizdim bence. Yok dizememişsin. Neyse siz gününüzde iyi dizersiniz. Evet öyle yapacağım. Sude Hanım. Yanlış. Katılıyorum. Neyse artık. Geliyorum size de şimdi Nesime Hanım'ınca. Neyse onların arasında ayrı bir elektrik var. Onu sonra çözeceğim ben. Evet. Sude beni gözüne kestirdi bence. O yüzden bana sataşıyor. Dişli bir rakibi bana göre. Bence o gözüme kestireceğim kadar büyük bir rakip değil. Şimdi Nesime Hanım'a gelelim efendim. Yanlış nedir size göre? Siz düzeltin. Bıçak. Oo, dur Nesime abla farklı bir evet. Kurulum yaptı. Yani eksikti. Tatlı kaşığımız, tatlı çatalımız ya da bıçağımız yok. Onlar tatlılarla gelecek. Ama masada getirici. Olmak zorunda. Ha düzen olarak güzel. Çiçek kırmızı olarak uymuş. Büyük biraz. Ya bana göre büyük masaya bence göre. Gayet. Masa küçük çünkü daha büyük masa olmuş olsaydı belki daha şık görüşümü durabilirdi. Görüşümü kapattı, tabakları mı kapattı? Yani, neden büyük geldi sana? Şimdi bu yemek esnasında kalsa mesela bizim çorbamız ya da yemeğimiz de arkadaşınki nasıl onu göremeyecek. Belki onunki... Ne alakası var arkadaşının ya yemeği? Şimdi, önünüze gelecek ya. Tamam gelecek de bazen fırında biri pişiyor biri pişmiyor. Şimdi kadın boyuna kalkıp kimin böreği yanmış mı varsa. Yani. Zavallı bizi yani. Ablam. Şöyle ben ona katılmıyorum. Bence çiçek çok hoş durmuş. Masaya yakışmış. Renk olarak güzel çiçek durmuş. Sadece büyük. Yok hayır. Mesela sonuçta herkes kendi tabağından sorumlu. Yani herkes kendisi yorumlayacak. Şimdi o yüzden ben başkasının tabağını görmeme gerek yok. Pişmiş diyorsun. Ben nasıl hani kalkıp da böyle bakacağım. Aa senin pişmiş belki pişmemiş diye. İşte yani görmenize gerek yok. Herkes kendi yorumlayacak. Abartılı kadar da yüksek bir çiçek değil. Büyük de değil yani. Bir de benim bardağım çok uzakta. Bence sizin boyunuz kısa olabilir. Ben de onu fark ettim. Normal standart. Türkiye Lider standartlarında. Lider isterseniz. Yok. Ben de bardağım fark bardağım çok uzakta. Ya olabilir. Yani sanki... Nazik Hanım'ın bardağı gibi buradaydı benim yani şimdi bardağım. Şöyle o kadar kusursuz kadar koydum ki hani size de bir malzeme çıksın diye bardağı oraya koydum. Ne bileyim bunu yanlış dizdim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yani. Bir de şöyle bu takımlar eksik miydi? Renkleri çok hepsinin değişik. Yok gayet güzel. Eksik falan. Eksik falan ya, değil bu şekilde gösterelim. Evet. Tamamlamak adına mı yani bu şekilde yo, koydunuz? Yok gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Sude'nin tabak yorumunu komik buldum. Çünkü bu benim tarzım ve tarzımı yansıttığı için kullandım. Sude kendince bir şeyler söylemeye çalıştı ve bu benim umurumda olmadı zaten. Hep rengarenk de aynı. Zaten öyle olması gerekiyor. Benim masam yani. Böyle rengarenk istiyorum evet. Saçma sapan. Ben size bir fikir verebilir miyim? Saçma sapan evet, çok üzülüyorum. Neden saçma sapan dedin İyi Sude? İyi de renklerin hiç birbiriyle Sude alakası yok. Sude'ye gökten takımlar böyle satılıyor ama bu şekilde de var takım olarak. Bilmiyorum ben ilk defa gördüm. Herkesin tabağı farklı renk. Bence Sude buraya konuşmak için gelmiş. Saçma saçma sürekli kelimeleri saçma sapan saçma sapan. Bir de gülüyor. Sadece yaptığı bu başka bir şey yapmıyor. Sude genç olduğu için tabakları kendi zevkine göre yorumlamak istedi. Gayet de güzeldi tabakları. Gençlikle hiçbir alakası yok. Tabak takımları sanki parçalar bozulmuştu oradan tamamlamış gibi duruyordu. Hepsi ayrı renkti. Birbiriyle çok alakasız, uyumsuzdu. Ağzımızı çok yer, elimizde bu vardı. Tatlı karıştırdık diyelim, ne istiyorsun? Kadir Bey şunu söylemek istiyorum. Mesela şunda sizin tabağınız yer değişmiş olsaydı uyumlama olurdu. Böyle yani, mi yani? Şu şekilde. Evet. Yok, hayır. Ama öyle komple. Böyle bir rengarenk. Şimdi benim yanımda benim kırmızı, arkadaşın siyah, ikinizin beyaz. Şimdi siz de tabakların eksik oluşundan dolayı böyle bir takım kurduğunuzu düşünüyor musunuz? Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Hayır, hayır. Siz şöyle bakmıyorsunuz ama. Ben sadece dizilim hatası diye görüyorum. Şu ikisi bir, o ikisi bir ve o ikisi bir. Takımlar böyle yani. Hayır anlatamadım hani ben size. Bakarsanız şu şekilde koyduğunuz zaman, bakın
Bir kırmızı, bir siyah, iki beyaz. Peki size göre de saçma sapan olmuş mu? Şimdi Sude bir anda saçma sapan dedi ama. Yok, ben saçma sapan görmüyorum. Sadece bakış açısı diyorum. Ayşegül Hanım buna dikkat etmemiş diyorum. Nazik abla nasıl buldun masayı? Masa bana da çok sade geldi. Sanki böyle davet masası değil de böyle bir restoran masası gibi geldi bana. Restoran masası yok bir kere. Hayır, restoran tabakları gibi geldi bana. Hani böyle bir davet yemeği değil de. Sizin restoran gibi mi mesela? Aynen, bizim restoranda biz bu tabakları kullandık. Bence restoran göre. Restoranlarda böyle tabak hani yok. Böyle daha düz olmaması lazım. Ben bunu mesela çorbayı bunda yiyeceğim. Ama bunda da mesela sulu normal bir yemek nasıl kaşıklayacağım? Onda ana yemek gelmeyecek, siz rahat olun. Hayır, senin açından demiyorum. Normal, ben misafire, ben bu sofrayı hazırladım, bu servisi koydum. Onu ben ayarladım, siz canınızı sıkmayın. Ben bunda çorba yiyeceğim, sen bunda da ben nohutla pilav yiyeceğim. Nasıl siz yiyeceğim nohutu? Ama nohutla pilav yok ki zaten. Bu masaya ben kıyaslamıyorum. Ama şimdi bu masayı kıyaslamıyoruz zaten, başka masayı kıyaslamıyoruz ki. Ama ben de senin yemeğine göre bu tabağa beynimde yorum yapamam ki, gözlemleyemem. Siz tamam, takılmayın. Ben misafir için gözlemleyeyim. Ben şimdi anlamadım Nazik abla, sen masayı bıraktın, evet. Tabak takımını mı eleştiriyorsun? Tabak bana çok normalde şey geldi. Normalde bunlar nasıl nohutlu pilav yiyeceğimi mi eleştiriyorsun? Evet, tabaklar bana çok... Ama hani, nohutlu pilav yok. Böyle daha küçük, böyle restoran demeyeyim de böyle kafe tarzında bir tabak. Sen az önce dedin ki bizim restoranda bu tabaklar var i̇şte, dedi. Peki o zaman restoranda bu tabakta nohutlu pilavı nasıl sunuyorsunuz siz? Biz nohutlu pilav sunmuyoruz. Ne sunuyoruz? Sulu yemek yok mu içinizde? Yok. Gelecek, bugün burada da sulu yemek yok. Gelecek yemeklere yok. Yani ben yemeklere göre tabaklara. Düşün Kadir, ama yok, neyi ama düşünelim ki? Ama şu an yok, neyi düşünelim? Ama olduğunu düşün. Hasrettin Hoca misali. Düşünemeyiz olduğu çünkü... Olduğu zaman ona göre tabak aynen uygulaması yapıyorlar. Ama benim açımdan yani bu bir misafir sunumu değil bence. Tabaklar. Size göre öyle, bana göre değil. Ama ya sulu yemek gelirse? Evet. Bir de yası var yani. Sulu yası yemek var gelirse sulu aa, yemeği de burada geçirin. Ramazan iftarındayım ya da ağır bir misafirim var. Ama sulu yemek var gelirse ona göre seçerim. Bu beni yansıttığı için bunu seçmek istedim. Nazik abla boş bir eleştiri yapıyor. Dolu bir şey bekledim aslında. O yüzden sabrettim ona. Baktım dolu bir şey söylemiyor. Artık ben de cevabını verdim, geçtim. Ben asla boş eleştiri yapmam. Hakkı neyse onu veririm. Nazik Hanım, evet, sabah menüyü size saymıştım ama siz unuttunuz herhalde menümü. Biliyorum menüyü. Menüye ben dikkat ama ettim. Ama menüde kuru fasulye yok. Siz onu anlamıyorsunuz. Ben de diyorum ki sade senin sen bir sen davet sadece yeme. Bugünü düşünme, geneli ha, düşün. Evet, genel olarak. Düşün. Takımı sulu tabağı eksik alınmış. Evet, genel olarak. Bence çorbayı getirsin, biz orada tartışalım onu. Peki. Hadi bakalım. Çorbamızın ismi neydi bu arada? Bıt bıt bıt. Bıt bıt çorbası. Herkes kendince dersini çıkarsın. İlk gün Nazik Hanım'ın fikrini ortaya koydu. Ha, önüme böyle gelirse gene eleştiririmdi. Yani kesinlikle sizin dediğinizin mantıklı olduğunu düşünmüyor biz, bu arada. Biz de ona gidince onun tabaklarını eleştireceğiz. Bakalım onun tabakları nasıl olacak? Bu eleştiriden sonra da sence Nazik Hanım önümüze böyle bir şekilde sunumu çıkarmaz herhalde. Sulu yemek tabağı muhakkak önümüze gelir. Evet. Ya sulu yemek gelir olmasa bile o tabağı evet bekliyoruz. Yani gelir. Sulu yemek olsa da olmasa da o tabak önümüze evet gelecek. O tabak sofrada olması şart. Değişik bir beklerdi. Ben katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Bence de kurtarmalı. Şimdi herkes aynı şey. Ben mesela kasede çorba içmiyorum. Daha geniş tabakta içiyorum. Şimdi gelmiş ne diyeyim ben? Geniş tabakta mı istiyorum? Ya şimdi yemek mı takımlarının bazı ha, çorba evet kaseleri var. Daha, şu kadar. Evet. Bazıları daha yemek büyük tabağı gibi. Yani bu takım değişiyor. Bu. Ama genel olarak misafirler yemek neyse ona göre tabak alıyorlar. Aynen öyle. Ya, eğer çorba olsaydı kase gelmeseydi derdik ki çorba var, kase nerede? Ama o da Nazik Hanım'ın görüşü. Ama tabii ki saygı duyuyoruz ona da. Sizin görüşünüz. Herkesin kendince. Ön plana geçmek için eleştiri yapıyor. Çok mantıklı bir eleştiri evet değil. Boş hiç yere. Mantık konusunda bir şey diyemez. Sulu yemek olsaydı evet katılmıştık ama sadece eleştirmek sulu yemek olmadığı için ben katılmıyorum Nazik Hanım'a. Asla öne çıkmak için bu eleştirmeyi yapmadı. İlginç bir şeyler yapmadı söylediğinde böyle dikkat çekeyim istiyorum. Bence kesinlikle öyle yapıyor. Asla öyle düşünmüyorum. Benim ön plana çıkmak gibi bir amacım yok. Asla Kadir Bey. Benim yani dimdirek görüşüm o. Hayatınızda hiç böyle bir yorumla karşılaştınız mı? Hayatımda duyduğum en saçma yorum. Kadın bahane bulamadı sofra düzenine. Herkes yorumunu yaptı. Ona da bir şey kalmayınca tabaklarına taktı. Sanki biraz öne çıkmaya çalışıyor gibi. Ne dersiniz? Bence de öne çıkmaya çalışıyor. Ama böyle çıkamaz bence.
biraz daha çalışması lazım Nazik Hanım'ın. Bakalım onun gününde ne olacak? Nazik Hanım'ın her şey garip garip yorumlar yapacak diye bir korkunuz var mı? Yaparsa cevabını alır ya. Nazik Hanım beni gelinleriyle karıştırdı muhtemelen. Ben gelinlerine benzemem yani. O gelinlerine yapsın atarını giderini. Öncelikle Nazik Hanım size. Teşekkür ederim. Keşke dolu geçirseydim. Çukur tabağınız. Çukur tabağınız. Şuradan şimdi ben bunu koymayım. Aa niye? Kadir Bey. Şu deminden beri istediğiniz. Kalabalık olur. Tamam işte o da kalabalık olmasın diye zaten koymamış. Ne oldu şimdi? Aha. 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 Takım olmadığı için sallanacak. Çukur tabak dedin, geldi işte çukur evet, tabak. Vereyim canım sana. Yani getirdim, kırmadım sizi ama beğenmediniz herhalde. Evet. O başta gerekti. Ben tabak getirdiğimde Nazik abla bence eleştirisinin yersiz olduğunu anladı. Sonradan bana geliverdi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Ayşegül Hanım getirdi. O zaman çorbayı alıp o kaseye döküp oradan yiyebilirdi. O kadar gündeme getirdi ama yapmadı. Ben beklerdim kasesine dökmesini. Peki, afiyet olsun efendim. Buyurun. Yoruma başlayabilir miyim? Birazdan hepimiz tadına bakalım. İyice tadına bakın. Tadına baktım tamam. Ama ben yemiyorum. Söyle. Aşırı tuzlu. Çok mu rahatsız etti sizi? Evet. Ben tuzsuz yiyorum ama aşırı değil. Tuzlu ama aşırı değil. Tuzlu tamam, değil. Tamam siz ben. Devam etmeyin arkadaşlar. Bir tadına baksınlar iyice. Tamam. Köftesine, nohutuna, terbiyesine. Evet Ayşegül, hazırsan Nazik Hanım'dan başlayalım. Zaten ilk yorumunu yaptı, tuzlu geldi dedi bana. Evet, zaten içinde terbiyesinde yoğurt olduğu için tuzu kaldırmaz yoğurt. O da olduğu gibi dışına yoğurt vermiş. Yoğurt tuzu çeker zaten ya. Nazik Hanım. Yok, tuzu dışına verir yoğurt. Tuzlu bir çorba değil. Başka bir şey bence bulun. Başka bir şey değil, bana tuzlu, hayır, geldi. Tuzlu ama aşırı tuzlu değil. Hafif bak, de yoğurt şeye, nokudu da hafif sert. Nasıl sert? Haşlanmamış. Nohutları çok hazır güzel. Hazır mı yoksa kendiniz mi haşladınız? Nohutlar çok hazır. Güzel haşlanmış. Zaten belli. Bana sert geldi. Benimkiler yumuşacık. Nokutu. Ben gayet başarılı olduğunu düşünüyorum tabağımı. Birincisi nohutlar dağılıyor. Ki yani hazır nohut kendi haşlamadı. Kendi haşlamış olsaydı şaşırdım ama. Bana pişmiş gelmedi açıkçası. Bayağı pişmiş ya. Benim nohutlarım yumuşacık. Benim yaptığıma yorum yapmayın lütfen. Kendi neden yorum yapmayacağım? Abanıza yorum yapın. Nesibe'ye ne oluyor eğer her yoruma giriyor? Önündeki yemeğin tadını daha bilmiyor. Bizim yediğimiz yemeklere yorum yapıyor. Nazik Hanım yani doğru bir yorum yapmadığı için arada ben de giriyorum. O da ben eğer o şekilde yaparsam o da girsin. Söylediğimi tekrarlamayın. Siz kendi yorumunuzu... Hayır, sizin niye dediğiniz tekrarlayıp sadece pişmemiş diyorsunuz. Hamur hazır kullanmış zaten yoğurdu, onu. Nokutu pişmemiş ama yoğurdunda da aşırı tuz var. Ben tuz olduğunu düşünmüyorum. Normal hayatta böyle çok mu az tuz tüketiyorsun? Evet, tuzsuz yerim. Ama ben tuzlu da... Peki konserve nohutu pişmeme ihtimali var mı? Konserve nohut. Neden kendi haşlamadın? Bir de pişirdim Kadir Bey, içinde pişti. Şimdi kendi haşlamadığını ayrı sorarsın ama pişmemiş dedin ya, konserve nohut ya hani. Tekrar onu bir tencereye koyup hafif bir kaynatabiliriz. Yani zaten şu kadar nohutu da alıp haşlamaya gerek duymadım. Haşlanmış nohut kullandım. Hayır, konserve olduğu halde tekrar mı bir daha haşlasaydı nohutu? Evet. Bizi nohut yemezdik bakalım. Zaten o zaman. Muhtemelen püre yerdik. Aynen öyle. Yorumlarını mantıklı bulmuyor. Bulmuyorum. Fark ettin çünkü mi? Gerçekten hani... Her söylediğini itiraz ediyor. Ama ben doğru yorum yaptığım Bey... için itiraz ediyor. Doğru yorum yapmasam tamam der. Nesibe niye karşı çıkıyor oradan? Ama bakın ben de tuzsuz yiyorum. Bir tık tuzlu. Yenmeyecek derecede değil, hayır. Ben tuzlu olduğunu düşünmüyorum. Bir ben de tuzlu. Düşünmüyorum. Ya şimdi herkesin tuz oranı farklıdır. Yani çok normal. Ben kendim yemek ben yaparken... Ben şu anda tuzdan ağzımda... Yok o kadar değil. Şey kaldı yani. Hayır. Allah Allah. O kadar değil. Ama şöyle bir şey var. Herkese göre tuz ayarını yapma imkanı yok insanın. Ama rutin genel bir tuz ayarı mı? Evet, genel bir tuz ayarı bu. Yani bak benim... Restoran usulü bir tuz ayarı mı? Aynen, ondan peki, yana hiçbir sürü yok. Peki, köfteleri nasıl Nazik abla? Köftesi iyi. Pişmiş mi, güzel mi? Köftesi pişmiş ama tuzla nokudunda biraz sıkıntı var. O zaman siz su için bence. Tuzlu geldiyse.
Peki, afiyet olsun. Hadi seni kırmayın. Cesibe Hanım, siz karşı çıktınız Nazik Hanım'ın yorumuna. Nazik Hanım biraz sinirlendi ama sıranız gelmişken kendi çorbanızı yerine pişmiş zaten. Pişmeme gibi olasılığı yok. Hazır nohut zaten bu. Hazır. Kendi haşlamamış. Konserve zaten ne kadar pişmeme bir şey vardır. Her şey yaptığı yani. İçin. Biraz suyu az. Yani çorba değil bu. Yani baksanıza. Gayet çorba. Hayır. Çorba hayır, biraz durdukça, daha sulu olur. Durdukça kıvam bir aldı. Soğanları diri. Biraz önce gıcır gıcır etti. Allah Allah. Evet vallahi gıcır gıcır etti. Hiçbir şey de diri gelmedi bana ama. Yapıyor. Sizin demek ki. Ya tuz olarak, tuz olarak gerçekten ben tuzluyum. Çok tuzlu değil. Ben buna katılmıyorum onu deyip ama dediğiniz gibi zaten lebeniye çorba deniyor ama. Lebeniye değil. Ne? Kız yuvarlı Allah anlamadım. Lebeniye dedin. Lebeniye mi benziyor? Tek farkı bu ama bulguru çok olmuş bunun. Çözünün yani, boyutu çok mu büyük? Bir tık. Hepsi aynı değil zaten. Biri büyük, biri küçük. Ya gayet güzel bence. Boyları şu şekilde bak. Salçası da çok gelmiş. Ne salçası kullandınız? Biber salçası. Zaten özellikle biber salçası kullanılıyor ama çok gelmiş gerçekten. Yani ya, üzerine ekledim ya zaten. Biliyorum yağ gezdirerek. Zaten bunun aynısını ben salçalısını yapıyorum. Yani yoğurtlu olarak değil de salçalı siz olarak yapıyorum. Siz her gün bıt bıt çorbasına vakit ayırıyor musunuz? Bıt bıt değil. Normal. Bu dediğinizi biz başka isim olarak çok yapıyoruz. Çok zahmetli bir çorba yalnız bu. Zahmetli ne var? Kıymayı koydun, soğanı koydun, yoğurdun, yuvarladın, gitti. Ama yani, 5 dakikada harcıyorsun evet, çorbayı. Kız öyle evet, kolay mı o? Evet. Ben katılmıyorum. Çok üzüldüm. Çok kolay bir şey çorba değil yani. Çok üzüldüm. Ev sahibisin farkında. Hayır, şey olmuş olsaydı. Kırılıyorsun ama yemeği eleştiriyor. Bak, eleştirdim. Ben doğurmuş olsaydın dediğin doğru. Konuşmak için konuşuyorsunuz şu an Esma Hanım. Niye? Yemeğime yorum yaptı değiliz. Ve bunun bulguru çok fazla. Bu bizim topalak dediğimizi yapıp bu şekilde yapıyoruz biz topalak. Siz çorbadan anlıyor musunuz evet. Esma Hanım? Evet. Peki size göre Ayşegül Hanım anlıyor mu çorbadan? Yani kendine göre. Bence kendine anlayayım. Göre ama sen beğenmedin. Yok beğenmedim. Yani bana göre olmamış. Peki afiyet olsun. Hani lezzeti derseniz yani kıyması biraz önce dediğim çorbadan vallahi tek farkı. Valla Sude tabağın dibini getirdi. Kim ne derse desin. Neyse be. Sude tabağın dibini getirdi. Kim ne derse desin. Beğendin mi Sude? Şöyle ben beğendim ama dedikleri gibi yani tuzu biraz fazla olmuş ama yenmeyecek gibi değil. Öyle ağzını uyuşturmadı mı? Yok öyle bir şey yapmadı. Bende öyle bir etkisi ben olmadı. Ben fazla olduğunu düşünmüyorum. Gayet orantılı bir şekilde yok, suyu da çok az daha azaltsaydınız iyi olurdu. Bir tık daha fazla. Bakar mısın? Çorba dediğimiz biraz hani Mesibe çok aşırı de değil ama yani siz nasıl bir çorba bekliyorsunuz böyle hani çorba nasılsa çorba gibi su gibi bir çorba mı yapsaydın? Hayır hayır çorba dedim azıcık böyle su bu ana yemeğe getirirsin onun gibi dediğim gibi topalak yemeğinin bizim Antep yuvalaması gibi mi? Gibi. Peki suda hani kıvamını sen nasıl buldun? Kıvamı bence güzel köfteleri dedikleri gibi biraz yoğun değil mi suyu az değil az. Mi? Bence az. Güzel. Bu köfte çorbası böyle olur zaten. Yani tarhana çorbası değil ki böyle sulu olsun. Tarhana çorbası da mesela dediğin gibi bu çok sulu ama olmaz. Herkes yok, çok suyunu böyle yapmında olur. Arkadaşlar yok, ben size katılmıyorum. Ben bunu yerinde yedim. Eskişehir'de mi yediniz? Tabii benim kızım orada okuyordu. Orada yedim. Öğrenci yurdu zaten orası. Aynen. Kıvamı okey. Ama ben Ayşegül Hanım'a şeyi sormak istiyorum. Köfteyi kızartmamışsınız galiba. Kızarttım. Ya da çok az kızarttım. Bir kaşık yağda kızarttım. Kızarttım. İşte çok az kızartılmış. Çünkü hafif kaşık. Böyle dışı yanık olması gerekiyor. Orijinali bu. Ayrıyeten köfteler bu kadar büyük değil. Anladım. Daha biraz küçük olması ama gerekiyor. Ama bana da soğanları geldi içinde. Eşit bir miktarda. Evet birazı büyük birazı küçük ama sizin köfteleriniz çok çok büyük. Ya biliyorsunuz o heyecandan küçük yaptım ama şişmiş olabilir yani bununla tuzuna, bir şey yok. Zaten çiğden yaptığımız için. Tuzuna katılmıyorum. Ama, tuzu çok güzel bana göre ki ben çok tuzlu yani yiyen bir insan değilim. Büyük de değil yani köfte gibi İçinde de değil. İçinde ince yani. Bulgur var şişmesi normal. Yani onu düşünerek yapmanız gerekiyordu. Bu kadar büyük değil. Orijinaline yok. Bakabilirsiniz. Orijinalinde de bu değildir. Ben kıvamı hiç kıyma tadı almadım. Ama ben birazcık daha sarımsak isterdim içinde. Sarımsak yok desem içinde. Evet. İşte orijinalinde var. Çok yoğun sarımsak tadı geliyor ama. Hayır nasıl? Hiç sarımsak yok içinde. Yok mu sarımsak yok içinde? Evet. Bana geldi sarımsak. Ama orijinalinde sarımsak var. Soğan mı? Söyleyeyim hayır size. Sarımsak sadece yok. Sadece soğan var. Ben soğan aldım. Aldım. Soğan demek geldi ki. Valla ben 3 yere de baktım. 3 yerinde de hiç ben, sarımsak yok. Sadece benim dediğim çorbayla ama tek. Ama yerinde yedim diyor ama. Bakın ben internetten bakmadım tarifini. Ben birebir yerinde yedim. Nesibe Hanım az önce sarımsaktan falan bahsetmediniz. Sarımsak yok niye bahsedeyim? İçinde yok sarımsak demediniz ama Havva'nın söyledikten sonra tamam, söylediniz. Tamam ben de yok dedim zaten. Bir şey, demek kötü bir şey demedim de ki. Demek anlamıyorsunuz çorbadan. Sarımsak yok. Olmuş olsaydı zaten içine sarımsak var. Bu çorbayı yetiştiremedim gibi bir şey oldu. Aynen. Koymak çünkü istemedim değil. Orijinalinde bunun sarımsak var.
Şöyle falan. Bence koymadığınız iyi olmuş. Ben soğanı bile çok yoğun aldım tadını. Tabii, sarımsak soğan koysaydınız büyük ihtimalle kimse içmezdi. Davet sofrası ya bazen çok eleştiriyor ama orijinalinde olduğunu bilmemiz güzel oldu. Çünkü orijinalinde şöyle, sarımsak var. Kadir Bey şöyle orijinalindeki sarımsağı böyle aldığın zaman buram buram koku gelmiyor. Ama böyle kaşıkla suyunu şey yudumladığınız zaman bu masada zaman bak bu masada olmayan şeyin bile kokusunu alıyordu. O sarımsağı hala hala alırlardı. Yani evet. Ben bundan emin oldum. O zaman da çok sarımsak diye ama şöyle söyleyeyim. İki diş sarımsak kaldırır bunu. Peki ben bir daha yaptığında bir de sarımsaklı der o bir zaman. Bir de bir şey tavsiye edeceğim. Sosu yapmışsınız salçayla. Evet. Ama onu hafif sıcak suyla açıp da daha böyle topak topak yerine daha yayvan yaptığınız zaman çok hoş bir görüntü oluyor. Evet. Ortaya da bir tane nane atarsanız sunum açısından ben çok güzel. Böyle gerek duydum. Gayet de hani zaten o şekil topak topak servis yapmak istedim. Hemen orijinalini bildiğim için söylüyorum. Orijinalini zaten internetten bakarım. Teşekkür ederim Havva Hanım. Estağfurullah. Peki ellerine sağlık. Öyle bir dedin ki ben öyle gerek duydum deyince. Ellerine sağlık. Size kalkmış yer gibi oldu ama neyse. Şimdi ara sıcak ne geliyor Ayşegül? Ara sıcak, elinize sağlık. Cacık ve yoğurtlu cacık, patates çanağı. Cantik. Cantik. Tamam, cantik geliyor. Dakika, yanında çanağı. Patates çanağı. Patates çanağı, evet. Hadi bakalım gelsin o zaman. Bu yarışmacımız Bursa'dan geldiği için Bursa'ya has bir lezzet seçmiş. Şimdi Eskişehir'den kalktık, Bursa'ya gidiyoruz. Bakalım Nazik Hanım cantiyi nasıl bulacak? Şehir şehir geziyoruz. Nazik Hanım niye sana böyle sürekli bahane buluyormuşsun gibi davranıyorlar? Yo maalesef. Daha dakika bir gol bir. Nesibe Hanım da az önce aynısını yaptı. Buyurun. Tabağı silerseniz tabii çok mutlu olurum. Tabii siliyorum orada ben. İçim rahat olsun. Niye böyle bir yorumlarına karşı bir tepkililer senin? Bir şey senin, bilmiyorlar senin. Ondan. Bilmesek bu yarışmaya katılmazdık. Yorumlarına bakınca öyle mi çıkarttın? Bence öyle. Sude sürekli gülüyor. Çünkü Nazik ablanın söyledikleri komik olduğu için yani tam yerini tutmadığı için o şekilde gülüyor. Ay tamam doğru söylüyor Nazik Hanım'a geliyorum. Çok komik konuşmalar. Karşımda Nazik Hanım varken ciddi olamıyorum. İyi yemek bilmediği için sürekli gülmeyle geçiştiriyor. Ayşegül Hanım masada nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz? Ya Nazik Hanım şimdi yaşlı gelmiş burada başına bir kere. O yüzden ama Nazik Hanım'a ilerleyen günlerde bakalım çok dört dörtlük bir tabak bekliyorum. Tuzlu olursa benden çekeceği var. Nazik Hanım sizce nasıl yorumlar yapıyor? Nazik yapmadığı belli. Bence boş yapıyor. Gerçekten çok boş yorum yapıyor yani. Aşırı boş yorum yapıyor. Sude Hanım çorbanızı beğendi. Ben de şaşırdım. Bence beni çok dişli buldu. Huyuma gitmeye çalışıyor. Çok haklısınız. Kesinlikle. Nazik Hanım sizce çok mu konuşuyor? O konuşuyor ama ben onu susturmasını bilirim. Evet çorbayı daha önce Havva Hanım Eskişehir'de içmiş. Peki Bursa'da hiç cantik yeğeniniz var mı aranızda? Havva Hanım bayağı geziyorsunuz. Bursa'da ne oldu? Düğüne mi gittiniz? Yok. Bursa'da hastanem orada benim. Doktorlarım orada. Ha oraya geçmiş olsun. Teşekkür yani, ederim. Oraya muayeneye gidiyorsunuz. Evet. Senede 6 kere gidiyorum. Büyük bir rahatsızlık mı geçmiş olsun? Aynen. Peki. Gitmişken de bir cantik yiyip geliyorsunuz. Ya sağ olsun eşimiz dostumuz da orada. Çevrenizde var. Aynen. Hadi diyorlar gelmişken bir cantik yiyin. Şimdi orijinali biliyorsunuz. Hanımefendi de Bursa'dan geldi. Bakalım tutturabilmiş mi orijinalini? Hamuru olsa kıyması olsun. Böyle bir baktığımızda kıymalı pide tarzı bir görüntüsü var ama lezzet olarak oradaki daha bir farklı tabii ki evet, Bursa'da. Hamuru farklı çünkü. Hamuru farklı. Evet afiyet olsun herkese. Buyurun efendim. Yemeden yorum yapabiliyoruz mu? Kesemediniz mi? Hayır. Çünkü gitmeyin, bastırın. Çünkü tabanı çok yanmış. Ne yanması? Bakar mısınız? Bunu peçeteyle ben yesem. Vallahi gözlük de takmıyorum ama. Olabilir, peçeteyle yiyebiliriz. Evet, gayet de gözlerim iyi görüyor yani. Gayet güzel kızarmış bence. Kızı, siz yanık görmemişsiniz. O zaman siz bir doktora gidin. Bunu ben yerinde yemedim ama galiba bunun kaşarın üstünde oluyor. Kaşar konmuyor buna. Ya da hamuru çiğ kalmış. İçine şey kalmış. Az önce çiğ. Yanık diyorsunuz şimdi ya hamuru çiğ kalmış diyorsunuz. Hamur, siz bir karar yani verin. Zaten bakar mısınız? Ya gerçekten. Ben içinde bunu kaşar var zannettim. Şuraya bakın ıslak ıslak kalmış. Yani ben pide de çok yaparım. Bunu da yaparım. Ve boyutları şey olmuş. Tutabiliyorum.
bildiğin yanıktı, kapkaraydı. Diyecek ki yanmış, haklısınız, elimden gelen budur. Şöyle bence eleştirileri kabul etseniz iyi olur. Çünkü etmiyorum. Yanık olduğu gözüküyor. Mesela bak fotoğraflarınızı bana göre yedik. Tadı falan her şeyi pas. Çok güzel. Az önce söyledim kızarmışsınız. Onu takmalı de benim kabul ediyor yok, ki yani. Hayır az çok önce mesela dedim dinleyelim. Ki çorbanın kıvamı güzel olmuş ama şu anda bu bariz yanık yani. Hani bunu kamerada çekti. Siz yanık görmediniz herhalde. Bu ne? Ya da gerçekten. Bu et mi pişiyor? Gayet de güzel fazla kızarmış. Fazla kızarmış. Yanık kızarmış. Yanık böyle olsa, olması gerekiyor. Yanık olsaydı, yanık olsaydı is kokusu gelirdi. Böyle olması gerekiyor. Evet. Yanık olsaydı Ayşegül itiraf ederdi. Süper. Aynen. Ayşegül Hanım şunu kabul edin. Hepsi aynı bak, şekilde evet. Değil. Fırının acizliğini uğramışsınız. O çiğ kalmış sanki biraz. Evrenleşmişse o çiğ kalmış o zaman. Fazla kızarmış bu o. Bu fazla kızarmış, o tam kızarmış. Fazla kızarmış olduğunu iddia etti. Göz var, nizam var. Yanmadı, fazla kızarmış. Yanık hiç yenmez ve kokusu olur. Ama yanık falan değildi yani. Çok kızarmıştı. Benim çanağım yok. Nesiva Hanım'la Sude'nin yanmış. O kadar pidenizle oynarsanız çanak hayır, zaten maaşlanma. Geldiğinde böyleydi. Çanak geldiğinde yok ben. Geldiğinde mi öyleydi? Evet, geldiğinde... Tamam. Çanak bu şekildeydi. Bakın benim bu ya zaten ama hepsi... O şekilde değildi en azından. Bakın Kadir benimki patates kuyar. Nasıl bir çanak bekliyorsunuz anlamadım. Bu mu? Sizin çanak bu nasıl... Çanak biraz önce kase getirdiniz de çanak onun gibi oluyor. Şimdi bu patates içini güzelce yani patates yani tamam, içine iyice, yoğurt konuyor değil mi bunu? İyice yoğurursanız yuvarlak olur. Allah ne kadar Allah. Durursa dursun. Gayet de güzel yoğurdum vallahi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çatlak çatlak ve benim küçücük bir, ikincisininkine de bakın yayılmış zaten. Sen çanak şimdi öyle olmaz. Sen yutturamazsın. Hayır. Taş devrinden gelmiş ya çömlek yapma iyi bilir o. Evet. O yüzden çanak çömlek olmamış. Toprakla çok uğraştın. Ama şunu kabul edin. Çatlamış maşallah. Çanak. Peki o zaman tadına baktınız benimki sanat eseri, benimkini ellemeyin. Herkes tadına baktın mı? Ben baktım. Nesli evet. Bey deşmekten yiyemedi. Sen şimdi tadına hiç bak. Hiç ellemedim bu böyleydi. Yok yok hayır pideleri falan bayağı uğraştın ya diyorum. Şimdi rahat bir tadına bak. Yorum alacağım senden ama Sude tadına baktı pidenin. Nasıl buldun? Pide yanmış, kıyması aşırı yağlı, kıyma tadı yok yani bildiğin kuyruk yağı kullanmış. Kuyruk yağı. Öyle gözüküyor benim tadım öyle. Patates çanağının şeklini bilmiyorum hani internetten baktığım kadarıyla. Daha evet çanağa benzer bir şekilde ama tadı güzel gayet ben beğendim. Öncelikle afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ama yanık olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum. Patates çanakları da zaten bir patates bu. Tadını hani beğendim. Hani farklı sert bir şey değil ki size çanak şeklinde kalsın. Dediğim bunları... gibi patatesi beğendim ama afiyet olsun. Ama pideyi beğenmedin çantayı. Ben gayet güzel olduğunu yok. Düşünüyorum. Şimdi hanımefendi Bursa'dan geldi yani... ya o yüzden biraz daha böyle kendine güveniyor çantı konusunda. Güvenmemeli yani, mi? Bence de. Güvenmemeli. Olmamış. Bence güvenmemeli. Olmamış. Yok gayet de güveniyorum. Bak patatesi yiyeceğim. Olmamış yani. Geleceğim şimdi. Kızlar çok pide yaparım. Tadına bir şey söyleyemiyorsunuz. Şöyle beğenmedim yani açıkçası olmamış. Mesela ben beğendiğimi zaten sonuna kadar yiyorum. Söyleyeyim zaten. Bak nasıl çorbanızı yedim patatesi yiyorum ama bunu yiyemedim demek ki olmamış. Bence gayet olmuş. Siz doymuşsunuz. Yiyorum. Güzel olanları yiyorum. Sen doyduğun çantı beğenmişsin. Birini büyük, birini küçük yapmışsınız. Ya hepsini büyük ya da daha küçük hepsini daha küçük yapabilirdiniz. Peki pide uzmanımız. Geleceğiz şimdi sana da geleceğiz. Sen sakin ol. O çok pide yapıyorum diye 5 evet, yıl vurguluyor. Çok yapıyorum. Peki. Lahmacun pide bence çok pide yaparım. Bence pide yapsaydınız en azından tadına puan verirdir. Yani yok, yorum ya yapardınız. Şey üstü dediği gibi bak üstünün kıyması çiğ ve çok soğan geliyor. Çiğ mi? Evet çiğ. Sizce de yağlı çok değil mi kıyma? Yok normal yağlı yağı yalnız kaldırır. Yalnız kıyma yağsız kıyma. Pide yağı bana kaldırır. Bana yağlı geldi. Allah Allah. Kenarlarına yumurta sarısı sürdünüz mü? Sürdüm evet. Beğenmedin pideyi. Modelisi beğendin mi? O da fena değil. Görüntüsü kötü. Yani ben çanak dediğin zaman biz beş çaylarına günlere gelen... Nasıl söyledin öyle hemen? Evet. Kötü. Evet kötü. İnsan ben de alışıra geldim. Alışıra söyle. Hani ya kenarına hafif böyle bıçakla kaldırıp kaşıkla toparlayabilir. Yayılmış. Benim sosum yok. Üstünün sosu kızdırılmış tereyağlı pul biberi yok. Kocaman bir maydanoz var küçücük patatesli. Ne güzel işte yiyin. Önünüze gelmiş. Önünüze geldi. Kayıtlı. Yani çok gerçekten çok gereksiz yorum biz, yapıyorsunuz. Kim yani, olarak yiyelim bunları? Tadına bile bakmadan baktım, direkt böyle. Hayır. Direkt kesemedim ki. Elinize, direkt aldınız. Bu yanmış. Evet yanmış. Bu yalan mı söylüyorum? Kameraya tuttum. Bakın, Sude'ninki tamam. Benimkinden daha fazla yanmış. Sever misiniz kendi? Kendi fazla de. Kızarmış. Ya, yanık siz değil, bence bir doktora gidin. Kameraya gösterin. Niye? Yanığı mı öğrensin yanı, doktor? Yani doktor yanık mı öğretiyor? Diyor. Yani çok saçma cümleleriniz var. Gerçekten. Gözü veriyor. Kadir Bey'inki nasıl yanmış? Bence gözü kullanan. Evet Kadir Bey'inki de kamerası. Fazla kızarmış Kadir Bey. Fazla kızarmış. Siz de üstüne gitmeyin daha. Siz seviyorsunuz çünkü fazla kızarmış. Yani Ayşegül Hanım diyecek ki yanmış, haklısınız, elimden gelen budur.
Afiyet olsun Hava Hanım. Şimdi ben Bursa'da yediğim cantik benim bildiğim sıvı yağda kızartılıyor. Sıvı yağ. Evet ben ha. öyle yedim. Hayır, ben hayır, yapılıyor. Hayır böyle oluyor. Ben kendi yediğimi söyleyeyim. Bu şekilde değil, şu şekilde yapılıp lahmacun gibi üzerine kıyması yayılıyor. Kenarları biraz bombeli oluyor. Tamam, onu kızgın yağda kızartıyorlar ve çıkartıyorlar. O başka bir şey onun ben adı. Onu yedim. Cantikiye onu yedim. Onun adı başka bir şey, hayır. Hayır, dökülmüyor. Lahmacun gibi yaydıkları için bastırıyorlar. Ben cantik diye onu yedim. Ama sizin yaptığınıza gelirsek, evet benimkisinin içi hamur. Evet, zaten benimki de onu zaten. Da belli. Hayır, ben anlamadım şimdi. Tabanı arkadaş yanık diyor, ya evet, hamur diyor. İçi hamur dedi zaten. Bakın içi hamur. Nesibe i̇çi Hanımcığım, hamur dışı ben yanık. Konuşuyorum müsaade edin. İçi hamur dışı yanık. Bakın şimdi Nesibe Hanım'ınki yanık. Benim normal kızarmış yalnız gibi görülüyor ama kızarmış bakın. Kızarmış Nesibe Hanım'ınki. Şu şekilde göstereyim. Hava. Bakın hamuruna bakın. Kameraya Hava da gösterebilirim. Sizinki de gayet güzel kızarmış. Böyle olur yani. Şöyle kamerada yakından bakabilir. O da iç çiğ diyor. İç çiğ. Altını demiyorum. Bunu şipşak yapmışsınız. Özenmeden yapmışsınız. Son dakikaya kalmış gayet özendim. Gibi. Yani çünkü özenilmiş... Şöyle özenmesem bu menüyü seçmezdim zaten. Gayet ya de... Seçmenize bir şey demiyorum. Menü. Uyumlu bir menünüz. Ayşegül'ün savunması bence tamamen gereksizdi. Peki. Siz bilirsiniz ama gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Vallahi ben de aynı Hava Hanım'ın düşündüğü gibi düşünüyorum. Bana da geldi. Çanak yok. Yani çanak yerine patates ezmesi. Pidenin hamuru güzel ama kıymasını beğenmedim. Niye? Kıymada aşırı soğan var. Bir de kavrulmamış galiba. Kavrulmaz ki bunun soğanı. Bu kavrulmadan oluyor. Çiğden olur. Hayır, bunun soğanını hafif kavuracaktım. Olmaz işte pidenin soğanı kavrulur soğan. Siz pide yaparken soğanı kavuruyor musunuz? Biz soğanı kavuruyoruz. Pide yaparken. İlk defa duyuyorum. İlk defa duyuyorum. Soğanlı az önce dedi ki biz müşteriye bu şekilde bıraksak soğan kokuyor diye bizi evet. de linçler. Bunda soğan kokuyor. Yani kıymadan çok soğan kokusu aldı. Pekala lahmacun yaptığınız zaman soğan daha kavurup iri mu yapıyorsunuz? Daha iri soğan olur mesela kokmaz. Hayır. Biz lahmacun yapmıyoruz ama bundan yapıyor biz pizza şeklinde. Aynı bunu tam böyle pizza yapıyoruz. Pizza içine biz... Ama kıyma şey, pişmemiş başka bir şey mi? Kıyma pişmemiş. Soğanlar asla pişmemiş hatır. Kimin geldiği, kimin gelmediği önemli değil. Yani demek ki sizin farklı bir yapış şekliniz var. Millet de size herhalde akın ediyordur dükkanınıza. Evet, vallahi yani. Gelen peki. Bir daha istiyor. Ellerinize sağlık. Vallahi. Ana yemeğe geçebiliriz. Geçelim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Çatallarımız. Abant kebabını bekliyoruz sevgili seyirciler. Ayşegül Hanım kendini savunamadı. Bizlerin ona yaptığımız eleştirilere cevap vermedi. Tam tersi yerlerden cevap vermeye kalktı. Yemeğini savunamadı açıkçası. Hayatlarında cantık yememişler biliyormuş gibi konuşuyorlar. Şunlara bak. Boş boş konuşmaya gelmişler. Yarışmaya değil. Yorumların altı boş. Nesibe Hanım'ın her lafın içinde olması sizi rahatsız ediyor mu? Boşluk bekliyor. Sıra gelmeyince de bir şeyler saçmalıyor. Oradan devreye giriyor. Bilmiyorum amacı ne burada? Geliş amacını anlamadım. Ana yemeğiniz abant kebabını sunacaksınız. İnşallah bunu iyi araştırmışlardır. İnşallah. Araştırdıklarını düşünmüyorum. Onlar sadece boş boş yorum yapmaya gelmişler bence. Evet, afiyet olsun. Yalnız kısaca bir sunum ve porsiyon konuşalım Hava Hanım. Sunum beğendiniz mi? Porsiyon güzel mi? Yani sunumu beğendim derken tabakta yağlar var. Evet. Şunların alınmasını isterdim. Bir de pilavımın üzerinde... Yağ damlamış şey sosundan. Sos maydanozun tanesiymiş, tamam. Sos koymadım aslında. Yok bakın Ayşegül Hanım her şeye itiraz ediyorsunuz ama... Hayır itiraz etmiyorum. Haklı yorumlarınızı dinliyorum ama... Şu ana kadar bir haklı yorum da yapmadınız. Bekliyorum. Yani hepimiz. Şu ana kadar yapılan tamam, yorumların hepsi haksız mıydı? Evet, yersiz miydi? Haksız ve yersiz bir yorumlar. Kapkara pideye çok pişmiş dediniz. Az pişmiş dedi. Suudi arkadaşım. Az pişmiş diyor. Kapkara. Herkes görüyor. Kapkara diyor. Yanmış diyor. Yanık. Nesibe Hanım çiğ diyor. Hamur diyor. Bir hem yanık da, hem evet, çiğ. Evet tabanı. Allah Allah. Yanık. Nasıl bir şey? Ortası. Hamur. Evet. Ve kıyması neyse, pişmemiş. Neyse bunu iyi yorum. Bir doğru vardır. Doğru doğru. Yani bir kişi dese de yine haklısınız ama hepimiz doğru, aynı şekilde konuşuyoruz. Yok bana göre doğru gelme diyorum. Peki Nazik abla sen nasıl buldun sunumu? Sunum güzel. Beğendim. Restorandaki müşteri kabul eder mi bu sunumu? Aha güzel. Ha, tamam. Hadi afiyet olsun o zaman. Buyurun efendim. Canım güzel oldu mu hanımefendi beğeniyor. Aha güzel. Ne oldu? Tamam. Buyurun. Minicik bir şey, toz gibi bir şey. Minicik bir şey değil. Belki burada çatalınıza düştü.
Hayır, ben tabaktan şuradan aldım. Ve hala benim tabağım tozlu. Saç değil ama. Değil. Değil. Saç yok, değil, değil ya. Saç değil ama yabancı bir şey, madde artı benim tabağım tozlu. Hala tozlu mu tabağınız? Evet, bakın. Tabağımda çıkan yabancı bir madde diyeyim. Normal şartlarda bu yarışmaya saygım olmamış olsaydı o tabağı geri gönderirdim. Neyi gösterdin onu anlamadım. Turbu niye gösterdin? Yani bu şekil çok garibime gitti, o yüzden ama gösterdim. Ama öyle değildi ki, siz bozdunuz onu. Ne yaptım ben buna, hiç dokunmadım. Papatya gibi oldu. Hiç dokunmadım ki ben buna. Hala niye garibinize gitti? Şu an yeni aldım yani. Bu ne saçma sapan bir şekil papatya yani. Bu şekle bak. Saçma sapan mı? Siz başka bir laf bilmiyor musunuz, saçma sapan? Her şeyi saçma sapan buluyorsunuz. Siz de hiçbir eleştiriyi kabul etmiyorsunuz. Pancar yok. Var. Hani? O kırmızı pancar. Var var, pancar var. Bende yok ama. Bende var. Hiçbir... Siz emin misiniz beni göz doktoruna göndereceğim? Vallahi bence siz gidin. Ya. Şimdi yalan mı söyleyeceğim? Bakın hiç pancar gelmedi bana. Kırmızı pancar işte. Hani? İşte şu yediğiniz bu pancar. Biz ona karalahana diyoruz. O aynı şey işte. Nasıl? Aynı şey mi? Aynı şey. Pancarla kırmızı lahana farklı bir şey. Kırmızı lahana işte. Ama bunun içinde pancar olması lazım. Pancar turşusu özellikle. Pancar turşusunu düşünemedim, kusura bakmayın. Ama siz yöresel yapıyorsanız içini tam özelliğini koymanız 27 lazım. Çeşit yok. Oluyormuş bu salata. Evet, evet. Şimdi bayağı. 27 çeşiti mi bulalım sizin için? Bir şey değil ki, roka, maydanoz, dereotu, market hepsi var. Ya zaten kız orası saçma... ama zaten saçma buluyor Suda'nı. Özellikle... Özellikle rokası fazla. Ve özellikle pancar çok olmazsa olmazıymış. Nesibe kızım gene taktın motoru beşi, asıl hava al biraz. Onu öyle bir taktın mı gidiyorsun, bir sakin ol. Bir şey diyeceğim. Peki Amasya'dakiler nasıl yapıyor bu salatayı? Markette yoktu ondan. Aynı bu şekil yapıyorlardır. Zannetmiyorum. Ve buldularsa ama bulamadıklarını hayır, koymuyorlar. Bunun amacı zaten hani hepsini birleştirip doymak için şimdi salata yapmışlar. Şimdi ben bir şey sorabilir miyim? Bu Amasra özelse biz bunu farklı kendi yaptığımız evdeki salatayla nasıl bağdaştırabiliriz de Amasra'nın salatası diyebileceğiz şimdi? Ya görsel efekti, ondan sonra içindeki turşu. Ne var ki görsel efektinde? Turşu mu koyuyorsun mesela? Ne bileyim, roka mı koyuyorsun? Dereotu mu koyuyorsun? Koyuyorum. Maydanoz mu koyuyorsun? Soğan? Yeşil yani salata diye dediğin zaman hepsinin içine koyuyorsun. Sadece ben onun içine pancar koymuyorum. Yani pancar yok ve yani. Pancar istiyorsunuz. Ama içinde pancar yemeye mi gelmez? Olmazsa pancar olmazı pancar turşusu ve ne onun adı, roka. Bulamamışızdır. Bir de bu salata unuttunuz balık mı? Balığın yanında gidiyormuş. Evet, aynen. Bu tarz yemeklerin yanında değil de balık salatasıymış Söyden bu. Bence ben araştırma yaptım, evet, balık hayır, yanında yiyormuş. Evet. Bence salata her türlü gider yani, balık, tavuk, et. Bu salatayı yaptıysan bir menüde balık beklerdim. Kesinlikle balık olmalıydı. Peki ana yemeğe gelelim Nesibe. Mantar olması lazım. Bana hiç mantar gelmedi. Mantar var içinde. Mantar balık de var. Demek ki eşit olma. Bende yok. Ben hatta bakın bu ne kadar tesadüf kaldırdım. Hep size bir şey eksik geliyor, Allah Allah. Siz yapmışsınız, ben yapmadım. Allah Allah. Ve bunun patlıcanını ezdiniz mi? Yok, içine kattım. Şey, patlıcanı ezdiniz mi? Ama hiç ezdiniz mi? İçindekini çıkarıp içine kattım. Çıkmamış ki, komple içinde duruyor bakın. Yok, çıkardım. Siz bu patlıcanı ezdiyseniz ben bir şey demeyeceğim. Bu patlıcan olduğu gibi fırından çıktığı gibi eti üstüne konmuş. Kayıtlarda var, görürsünüz. O zaman siz de özellikle bana olmamış şeyleri bana koyuyorsunuz. Hayır, yok, size karşı siz hiçbir şey kabul etmiyorsunuz. Ama bir tek size değil, benim de patlıcanım kabul etmiyorsunuz. Kabul etmiyorsunuz zaten. Hani bunu çok bana düşmemiş. Tek tek konuşalım. Balıkla yendiğini kanıtlayın yani bunu. Sadece balıkla mı yeniyor yani? İnternetten ya araştırın. En çok yani yeniyor. Bir salata yapıyorsunuz, araştırmadan gelmişsiniz zaten. Siz de saçma kelimesine gittiniz mi hiç? Gitmedim. İyi ki bir söyledin sen. Balık yedim ama. Restoranda gidin yiyin. Hayır, restoranda yememe gerek yok. Yedim ve ne yendiğini biliyorum. Hayır, ben restorandaki yani, pancar olarak. Fark etmiyor yani, bu şekilde yaptım. Ben şunu yaptım, beklerdim. Bir kaşık salatası beklerdim. Yani buna yakışan oydu. Gayet güzel bence. Pilavı nasıl buldunuz Nesibe Hanım? Hiç beğenmedim pilavı. Hiç mi beğenmedin? Hiç beğenmedim. Buz gibi. Ben hiç soğuk yemek yemem ama pilav olmamış. Pilav tuzu da az. Yani kötü bir pilav yani. Hava Hanım. Şimdi öncelikle elinize sağlık. Afiyet benim patlıcanlarım olsun. Pişmemiş. Bakın diri diri yiyemedim. Yani şöyle de gösterebilirim. Bakın. Size öyle denk gelmiştir.
Bana ama da. Bana yani, sonuçta yani şöyle, benim önüme geleni ben de, yersem yorum yapabilirim. Yani siz belki çok pişmiş seviyorsunuzdur ama bana göre de pişmiş mesela hepsi. Bakın şimdi şu diyorum gerçek. Ya, hıtır hıtır. Diyorum ya ben mesela pirinç pilavını çok pişmemiş seviyorum. Etinizi beğendim ama patlıcanınız hiçbir şekilde olmamış. O sana öyle gelmiş. Üstelik tuzlu suda fazla bekletmemişsiniz, acı bir tat geliyor damağıma. Tuzlu suda bu evet. bekletilmemesi de gereken bir patlıcan. Bostan patlıcanı bekletilir ki acısı alınsın. Bu acı bir patlıcan değil. Zaten özellikle bunu seçtim. Ayşegül Hanımcığım, bostan patlıcanını seçtiğiniz tuzlu suda her çeşit patlıcanı koyarsanız acı salınsın diye. Ama bu diye. Tatlı patlıcan. Yani diğerlerine katılıyorum. Tamam, bunu özellikle araştırdım. Peki bir şey soracağım Hava Hanım. Hanımefendi bu patlıcanı hiçbir şekilde kesmedi. Yok, sadece ortadan böldü, o şekilde kızarttı. Ben sorduğumda bu patlıcan hani acı değil, o yüzden tuzlu suya girmiyor dedi. Aynen. Pekala, tamam hadi ben anlamıyorum. Arkadaşlar da yerken dikkat etsinler. Patlıcan acısı. Yani bakın şu anda damağımda patlıcanın acısı belki var. Belki biberin acısıdır o. Size yanlış. Ben biber almadım. Değil. Bakın şifan, biber almadım. Biber, kırmızı biber falan var. Onların acısıdır o zaman. Bir şey ama, yani illa patlıcana şey yapmayın bence, sarmayın. Buyurun. Salatanıza da gelirsek pancar olmazsa olmazıdır bunun. Ve ben sirke tadı alamadım. Attım hepsini sizin. Yani ben alamadım. Ki, alamamış olabilirsiniz yani, ama pancarın da bir kusuru olduğunu düşünmüyorum. Yani ben beğenmedim. Peki, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ayşegül Hanım eleştirileri açık mı? Değil. Hayır, kesinlikle değil. Hiç değil. Ama savunamıyor mu size karşı? Hayır, kendini savunamıyordu. Yani savunma derdi Ayşegül Hanım'a sürekli saçma demiyorum yani. İyi ki bir kere saçma bir dedim kere, yani. Siz bir şey düşünmüyorum diyorsunuz. Zaten düşünmeden yapmışsınız bu yemekleri. Yok, belli oluyor. Şuhide Hanımcığım ben konuşuyorum. Buyurun Sabah Hanım. Ayşegül Hanım bizi dinlemiyor. Dikkatini vermiyor. Ayşegül Hanım kendi doğrusunu söylüyor. Yani bizim söylediğimizi yo, sizi pancar turşusu. Bakın Ayşegül Hanımcığım, pancar turşusu diyoruz. Kırmızı lahanaya pancar turşusu diyorsunuz. O bir karıştırdı o arada. Karıştırabilirim. Peki şimdi Nazik Hanım'ı net bir şekilde dinleyelim. Buyurun Nazik Hanım, nasıl buldunuz ana yemeği? Başta pilavı hiç olmamış. Allah Allah. Gayet de güzel olmuş bence. Hiç. Mesela tuzlu diyordunuz. Tuzu nasıl? Yok, peki? Tuzu iyi bak. Bunlar ideal tuzu. Tuzu pilavın da tuzu ideal ama pilavın hiç olmamış. Hava Hanım'ın dediği gibi aşırı ama lapa. Ama puan onlar verecek mi şimdi? O da önemli. Aşırı puan lapa. Ama yani bir misafire yere, yani mesela davet misafirinde bu pilavı hiçbir misafirin önüne sunamazsın. Allah Allah. Siz de hiçbir şeyi hiç kimseye sunamıyorsunuz. İnsan içine çıkmayacak nasıl restoran taştınız? Gerçekten bu çıkmaz yani insan Allah içine. Çatal bile batmıyor. Allah Allah. Nasıl çatal batmıyor? Kaşıkla yenilir pilav. Yani şey... Çok lapa olmuş. Peki, ana yemek şurada nasıl olmuş? Şurada her şeye gülüyor. Ben çok dur, merak öyle, ediyorum. Pozitif, gayet güzel. Masada biraz önce giren... ben de söyledim ama cevap vermedi. Peki, Nazlı'nın ana yemeği nasıl buldunuz? Bu ana yemeği böyle gerçekten böyle beklemiyordum. Nasıl bekliyordunuz? Yani bunu şeyde kızarttın mı? Kızarmış fırında. Mi? Kızarttım. Bu yağda kızardığına rağmen ama ne yağsı var, ne tuzu var, ne tadı var. Tamam. Gerçekten sade patlıcan tadı aldım. Acı bir patlıcan tadı. Nazik Hanım yağ var. Ya yağsı, bakın benim tabağımda var. Ama ağzıma çekmemiş. Lezzeti yok. Lezzeti yok. Sanki suda haşlanmış gibi. Evet. Bir de buna şeker atmamışsın. O yüzden acı bir patlıcan tadı geliyor. Nasıl? Yani şey, bu patlıcan yemeğin özelliği şeker. Sulu yemek patlıcanın. Değil. Evet. Yemeğin içine mi atıyorsun, beklettiğin suya mı atıyorsun? Beklettiğin suya da atarsın. Kızartıyorsun ya, kızartınca çıkarınca tuzla Nazik bir Hanım, çay kaşığı da şeker atarsın. Nazik Hanım, patlıcan şeker de bekletir. Bir çay kaşığı şeker atarsın. Şimdi karşınızda bir aşçı karısı var, bence kulak asın. Evet. Ama aşçı karısı diyorsunuz, yani aşçı değil. Köle yatan şaşı kalkar evet. Ya hani illaki kastenedir yani aile. Şunun yanında eğitilmiş bir aşçı yardımcısıyım. Yardımcısısınız yardımcıyım yani. Ama yani patlıcanla şekeri olmazsa olmazlardan çok özür dilerim. Patlıcanın suyuna şeker atmayı öğrenecek kadar da bilgisi yok mu Nazik Hanım'ın? Ya da öğrenme yetkisi. Hiç yani patlıcan bilmiyorum sarımsak. Bilmiyorum artık hani aşçı karısıyım aşçı karısıyım sarımsak demeye sarımsak koydunuz mu? Koymadım. Çünkü yemeyen olacak. Buna davet yemeği olmaz sonuçta. Olmaz ama sarımsak. Güzelliği. Asla sarımsak ve şeker. Sarımsaksız olması iyi olmuş çünkü evet yemeyen var. Sudeciğim sen sevmiyorsun diye işte bir kişi sevmiyor dedi. Ama tat dememiş lezzeti evet. Yok. Patlıcan. Patlıcan haşlama sen yiyorum. Sen zaten suda haşlama dedin olayı bitirdin evet. Bu saatten sonra senin lezzeti demeni beklemiyoruz. Haşlama yani. Peki yani, o bence. Zaman kalburabastaya geçebiliriz buyurun efendim. Bir de Sude sen yorum yaptın mı?
Ben de tam yapmadım. Yapmadım. Sen yaptın. Hayır, Sude Hanım yapmadı. Pardon. Sude'cim yapmıyorum. O bizim evet, yorumlarımızı destekliyor şu anda. Yani kendi yorumunu unutuyor, bizi Sude destekliyor. Sude Hanım sadece gülüyor. Aynen. Evet. Yok ya, az önce yorum yaptı. Yani çorbada yorumunu yaptı, Aras Çak'ta yorumunu yaptı. Patlıcan'da da yaptı zaten. Söyle Sude, buyur. Şey, yapmadım. Evet, şimdi ben yapayım biraz yorum. Yap. Şöyle, patlıcan hiç pişmemiş. Gerçekten. İçi güzel. İçinde kuşbaşı et falan bence var. Bence gayet güzel pişmiş. Sen bu yemeği kaşar yakışmış. Ayşegül Hanım. Şimdi bir iyi bir yorum yapıyorum ama müsaade etmiyorsunuz. Bir yok, dinleyin. Sadece cevap veriyorum. İç harcı güzel, kuşbaşı, kaşar yakışmış. Ama patlıcan asla pişmemiş. 2 kere 2, 4 pişmemiş. Olabilir. Bu pilav sütlaç gibi, bildiğin sütlaç tadı, böyle yapış yok, yapış. Tane gayet tane olur pilav. Bence. Bu insanın önüne konmaz. Allah Allah. Bu kadar. Bunu biraz beğendim. Pilavı hiç beğenmedim. Salata da tadı güzel. Afiyet olsun ama teşekkür ben gayet ederim, güzel olduğunu düşünüyorum yani, yorumuza katılmıyorum. Siz zaten her şeyi düşünüyorsunuz. Ya düşünüyorum ya çünkü biraz, kendim yaptım. Tamam da yemeği kendime geçsin. Yorumlarınızda düşünmüyorsun da yani bu patlıcanı sen olsan bir misafirde yani böyle acı veya suyun içinde bu nasıl damak tadına uygun olabilir? Tatlı bir patlıcan. Zaten patlıcanın içini yiyeceksiniz. Hani yağda dışını da yiyor ama. Yağda kızartırken çentik attınız mı aralarına? Attım evet. Hiç aralarına girmemiş. Peki, fırına patlıcan görerken herkes pişmemiş buldu ama Ayşegül kesinlikle pişti diyor. Pişti. Hadi bakalım kaldıra bastığı nasıl bulacaksınız? Ellerine sağlık. Ayşegül Hanım'ın patlıcan savunması hiçbir şekilde yemek yapmayı anlamadığının ispatıdır. Ben bu işten anlamasam buraya katılmazdım. Gayet de anlıyorum. Onun damak zevki farklı olabilir. Ben de gayet kızarttığımı ve yaptığımı düşünüyorum. Demek ki onu beğendirememişiz. Yani boş eleştiri. Hanımefendiciğim, bu yorumlar nedir böyle ya? Sinir olmadınız mı? Sinir olmaz mıyım ama onlar gününde görecek. Hepsi bir ağız birliği yapmış gelmiş gibiler. O kadar kötü yaptığınızı düşünüyor musunuz? Benim emeklerim şahaneydi, süperdi. Sırf hani baktılar menü çok güzel, çok iddialı, çok lezzetli. Bir kup bulacaklar ya. Geri çekmeye çalışıyorlar ama onlar istediği kadar çeksin. Ayşegül Hanım, bir Sivaslı olarak kalbura bastığı sizden daha iyi yapan biri olabilir mi? Sivaslı olarak en güzel kalbura bastı benim bastım. Ayşegül Hanım tatlı sunumunda çatalları çok ağır getirdi. Bence bilerek yapıyor. Masasına artık tam puan vermeyeceğimizi, masasından bir şey çıkmayacağını anladı. Tatlı sunumuna gelirken de iyice yavaşladı. Hayır, hiç de öyle kurmadım. Gayet de güzel getirdiğimi düşünüyorum. Sadece ayakkabılarım topuklu diye, ondan olabilir. Sivas'a özgü kalbura bastı. Masada evet, bir Sivaslı daha var. Kalbura bastın içine cevizi bütün mü koyuyorsunuz, kırık mı koyuyorsunuz? Özellikle ona bakacağım. Orijinali bütündür. Kırık konulmaz. Çünkü kalbura bastının hamurunu şu şekilde parmağınızı geçirirsiniz. Kevgir deriz biz. Kevgirin üzerine izini çıkartır, parmağı çektiğiniz anda bütün cevizi koyup kapatır, ters çevirirsiniz. İçinde kalmalı. Aynen. Programda çok kalbura bastı yaptık. Kimisi şerbetini çekmiyor. Kimisi şerbetini tutturamıyor. Kimisinin hamuru çok sert oluyor. Geçen evet, hafta, Dilan'ın önceki hafta çok afiyet güzel tutturduk. Evet. Bir sonrakini şerbeti şekerlendi, hiç tutmadı. Bakalım bu nasıl olacak? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet herkese, olsun herkese. Buyurun. Nazik abla, beğendin mi tatlıyı? Vallahi yutamıyorum. Niye? Sade hamur. Duyamadım. Hamur. Ya. Hamur. Evet. Zor yuttum. Şerbetli hamur. Boğazıma yapıştı resmen. Bilmiyorum şerbetimi şerbet sulu olmuş. Yoksa gayet güzel bence. Harlı mı pişmiş? Anlayamadım. Ama hamur. Tutturamamış yani. Evet. Bu da olmadı. Sadece cevizini yemek istiyorum şu anda. Çünkü damağıma yapışıyor. Afiyet olsun. Siz cevizini yiyin o zaman, seçin içinden. Peki, afiyet sadece olsun. Sadece ceviz yiyecektim de neden bu zahmete girdin? Kalbura bastı diye yaptım. Ama beğenmiyorsun. Sadece ne? Cevizi önümüze getirseydin biz de ona... Gayet güzel tamam, bence. Şerbetini de güzel çekmiş. Gerçekten damağıma yapmış. Size... Siz yuttunuz mu bayanlar? Ay, bana geldiği zaman konuşacağım. Sude'ye sormak istiyorum. Sude. Şöyle, bence de hamur olmuş. Ama tadı güzel mi? Güzel. Sen de hepsini beğeniyorsun. Sude hamurla niye yiyorsun o zaman? Nasıl bir damak tadın var? Hepsini beğendin. Güzeli beğeniyor.
Hayır, hamur diyor, tamam yiyor. Hamur diyor, yiyor. Hamur olsa hamur yiyemez. Diyor, güzel hamur olması mümkün hamur değil. Hamur diyor, güzel Sude diyor. Sude sadece gülerek evet, cevap veriyor. Nazik ablayı anlattığını hiç durmuyor. Çok üzüldüm Sude, bunlara puan vereceksin. Bunun farkındasın değil mi? Evet, hepsine söylüyorum güzel zaten. Dedi. Ya hamuru... Hamur olmuş ama tadı güzel. Yememe engel değil şey, yani. Hamur değil, kabul etmiyorum asla. Şekerli şerbetli olduğu için yiyor demek ki. Ben yerim yani. Siz yemezseniz yersiniz. Daha önce kambura bastı yedin mi? Kambura bastı dediğin zaman böyle... Pastaneden alınmış hani o... baklavacıdan alınmış kalbura bastı yedim. Ev yapımı yemedim. Böyle ağzını alacaksın. Yok bu yediğin bastı. Gibi mi? Onu soruyorum. Evet bu yediğim gibi. Kambura bastılar. Hı hı. Pastanede. Evet. Yok artık. Sude çelişkide kalıyor. Hamursa yeme bırak. Ben de aynı şekilde yemedim. Hamurdu tatlı. Ama ben tatlı sevdiğim için tatlımı yedim bitirdim. Ama tatlı hamur olduğu için, şerbetini düzgün ayarlayamadığı için tabii ki bu puanıma yansıyacak. Hava Hanım, az önce de söyledim size. Cevizleri böyle dövülerek konulmaz, bütün konulur. Ve benim altı yanmış, yanık kokusundan. Yanık değil o. Fazla kızarmış. Size göre fazla kızarmış. Ben kokudan bunu yarıda bıraktım. Buna geldim. Bunun bu kısmını değil, bu kısmından aldım ama tamamen hamur. Yani fazla kızarmış yaptığın olabilir. Zaman, bak. Yüksek ayarda pişmiş. Yaptığın zaman sertleştirmişsin. Tam kıvamında yapmışsındır ama şerbeti döktüğün zaman hamura çevirmişsin. Hele kalbura bastığının şekli... Ama kalbura bastı böyle oluyor zaten. Yani öyle oluyor değil mi? Oluyor. Ben de Sivaslıyım. Ben de yapıyorum. Yapıyorsunuzdur eminim ama bak, şu şekilde, siz burada yapın bir de. Ayşegül Hanımcığım burada da yaparım hiç bence sorun değil. Bence siz de yapın. Yaparım hiç sorun yapın. Değil. Yani şu bu şekilde girmez. Allah bıçakla Allah, keserken zorlarsınız. Allah Allah. Ya böyle kıyır kıyır mı olur? Kıyır kıyır. Hanımlar ben bir konuşayım isterseniz. Kıyır kıyır olur ve içi yani hamur bakın ezeyim ezme yani. Problem ne Hava Hanım? Madem bu kadar kalbur bastığını yanlıyorsun Sivaslısınız. Şu an problem ne burada? Şu anda problemi şerbetini çok ya hamur sıcakken şerbetini birden döktü dinlendirmedi. Normalde kalbur bastığı yaptığınız zaman yoğurmaya başlayınca şerbetini koyarsınız. Hayır orada şerbet soğuktu. Kıvamlı mı olması gerekiyor peki? Tabii. Şu anda zaten bir şey söyleyeceğim bu ağdalı bir şerbet değil. Gayet de güzel şekerden bir şerbet. Şekerden çok su tadı geliyor benim. Allah Allah. Aynen. Gayet de tadı yerinde bir şerbet. Belki sizin damak zevkiniz farklıdır bilemem. Var mı içeride şerbet? Hepsini döktüm üzerine çekti. Döktün mü peki? Evet. Nesibe Hanım? Vallahi Hava Hanım'a katılıyorum. Kısa bir yorum yapayım. Ya aynı dediği doğru ama sıcak dökülmüş. Yani fırından hemen çıkar. Ama biri sıcak. Tamam. Biri fırından yani, çıktı ama bir 5 soğuk olmaz. 5 dakika lazım. Bir bekledim. Ondan sonra biraz daha ılık olsaydı şerbet böyle olmaz dediği gibi üstü biraz daha sert keserken su tadı geliyor. Gerçekten su tadı. Peki. Su tadı geliyor. Afiyet olsun. Evet. Şerbeti. Haftanın ilk masasını bitirdik. Ayşegül Hanım'ın ellerine sağlık. Afiyet her ne olsun. Kadar ağır eleştiriler alsa da Ayşegül Hanım yemeklerin arkasında efendim kendisine güveniyor. Tebrik ediyorum. Ellerine sağlık her tekrardan. Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Bence Ayşegül'ün bugünkü masası yemekleriyle şampiyon olma ihtimali sıfır. Bugün bitti benim için ama onlar için ben yeniden doğuyorum. Yani benim defterim kapandı ama onların defteri açılacak. Umarım yemekleri hepsinin çok lezzetli olur. Eğer lezzetli olmazlarsa bu hafta benden çekecekleri var. Kalkın hep birlikte puan vermek üzere gidelim. Döndüğümüzde de yarın yarışmacısını seçelim. Haydi bakalım. Ayşegül Hanım, yaptığınız hiçbir şeyi beğenmedim. Hiçbirini de kabul etmediniz. O yüzden size puanım... 2. Bugün sadece Ayşegül Hanım'ın patates çanağıyla salatasını beğendim. Başka hiçbir şeyini beğenmedim. Sunumunu da beğenmedim. Misafirperverliği de hoş değildi. O yüzden ona puanım... 3. Bugün Ayşegül Hanım'ın sadece çorbasını ufak tefek hataları olsa bile içilecek bir çorba önüme sunduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Onun haricinde hiçbir yemeğini beğenmedim. Onun için de puanımı veriyorum. 3. Ayşegül Hanım, bugün yemekte hiçbir şeyini beğenmedim. Sana puanım... 2. Evet, herkes puanını verdiğine göre hadi bakalım. Yarın kim en amarat benim diyecek, mutfağa girecek, temizlik yapacak.
Yarının yarışmacısı. Büyük bir merakla açıyorum. Yarının yarışmacısı Nazik Hanım oluyor. Allah'tan istesem bu kadar olmaz. Çok istiyordun evet. Gülüm. Hadi bakalım. İkinci olmak çok istiyordum. Yarın sensin Nazik abla. Teşekkür ederim. Her şekilde lafımı söylerim, asla sakınmam dedim. Evet. Aşçı karısıyım dedim. Evet. Gelinleri bile bazen beğenmiyorum. Her ortamda da lafımı söylüyorum dedin. Evet. Yarın bakalım misafirperver olacak mısın? Bakalım. Eleştirileri ne kadar açık olacaksın hep birlikte göreceğiz. İnşallah. Ve en önemlisi marifetini ben de merak ediyorum. Evet. Hepimiz merak ediyoruz. Ben de. Yani dediler ya Nazik Hanım kendini ön plan atıyor. Yarın yemek ne marifetinin ön plan atı İnşallah görecekler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle sevgili seyirciler. Sıra bende. Şimdi ben puan vermişlere gidiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. İyi görüşürüz. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler. Enem Arat Verim'de bir günü daha geride bıraktık. Ayşegül Hanım'ın mutfak performansı açıkçası bana biraz tuhaf geldi. Neden diyeceksiniz? Çünkü aşırı heyecanlıydı. Eli ayağı titriyordu. Okey. Ama yemek yaparken ben şok oldum. Salçalar çiğdi. Şerbetler kaynamamıştı. Soğusun diye aldığı şerbetin içinde toz şekerler bana, ben onlara bakıyordum. Dedim sesinizi çıkarmayın sofrada dedim, artık konuşuruz bunları. Ana yemeğin içi asla pişmemişti. Salçası olduğu gibi çiğ duruyordu. Etler pişmemişti. Çorbayı beğendim. Çorbanın kıvamı da lezzeti de gayet iyiydi. Ben zaten tuzu sevdiğim için benim hoşuma gitti. Ama tuzu sevenler için ağır bir tuzu vardı. Ara sıcağı geldiğimizde ise Cantik'in hamuru çok güzel olmuş. Ama lakin altı yanmış. Üstündeki kıyma kızarmamış. Patatesler çatlamış. Ana yemek patlamış. Tatlıya gelince zaten suyun içinde yüzüyordu. Ayşegül kusura bakma ama iki saat içinde heyecandan dolayı hiçbir yemeğini beğenemedim. Eline koluna sağlık diyorum. Evet, Ayşegül'e puanımı verdim. Sıra yarın Nazik Hanım'da. Nazik Hanım haftaya iddialı giriş yaptı. Vallahi lafın altında kalmıyor. Hadi bakalım inşallah hamar atlığıyla yarın herkesi bastırır. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın efendim.